Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 30 Haziran 2021 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz 7.06'yı gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Dün Euro 2020'de son 16 turu karşılaşmaları sona erdi iki maçta beraber. Saat 19 seansında günün profili en yüksek mücadelesi İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldiler. Fakat beklentilerden uzak bir karşılaşma oldu desek yeridir. Çok keyif alınamadığını düşünüyorum. Sizler de benimle aynı fikirdesinizdir muhtemelen. İlk yarısı 0-0 sona erdi karşılaşmanın. İkinci yarıda İngiltere ilk şutunda, ikinci yarıdaki ilk şutunda Sterling de golü buldu. Dakika 75'te avantajı kaptı. Son bölümde Almanya'nın değişiklikleri olsa da, ki biraz da geç kaldı aslında Joachim Löw, İngiltere ikinci golü buldu. Dakikalar 86'yı gösterirken Harry Kane bu sefer golü atan isim oldu ve İngilizler Almanya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Wembley'de oynandığı karşılaşma aslında atmosfer olarak, seyircilerin maça katılımı olarak güzel bir karşılaşmaydı. Euro 2020 genel olarak zaten bu açıdan çok iyi geçiyor. Ama dün maçın da isminin büyüklüğü de beraber taraftarın da çok motive olduğunu gördük. Gollerden sonraki sevinçler bir hayli etkileyiciydi zaten. Sürekli de aslında tribünleri çektiler. Güzel görüntülere sahne oldu diyebiliriz. Diğer karşılaşma İsveç-Ukrayna nispeten zayıf bir karşılaşma olarak gözüküyordu. Fakat bu maçta enteresan oldu. İlk yarıda karşılıklı goller gördük. Zinchenko Ukrayna'yı 1-0 öne geçirdi. Sonrasında 43'te Forsberg savunmanın da yardımıyla çektiği şutta kaleciyi avlamayı başardı ve devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da direkler maça damga vurdu. Önce Ukrayna'nın bir şutu direkten döndü. Sonrasında İsveç'te Forsberg'in iki şutunun direğe çarptığını gördük. Fakat bir türlü gol atma başarısı gösteremediler. Normal sürede 0-0 sona erdi. Son bölüm biraz sıkıcıydı açıkçası. Orada da takımlar çok fazla risk almak istemediler. Uzatmaya gidildi. Uzatmada ise İsveç ilk bölümde Danielson'un kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Maçın geri kalanında eksik oynamak durumunda kaldılar. Ve neredeyse de penaltılara götürüyorlardı. Ta ki 120+1'de Dovbik'in golüne kadar Ukrayna oyuna sonradan giren oyuncusunun kafa golüyle İsveç'i elemeyi başardı. Aslında son grup maçında pek iyi sinyaller vermemişti Ukrayna. Avusturya karşısında mahkum oynamıştı ama dünkü maç öyle çok ezildikleri bir karşılaşma olmadı. Karşılıklı pozisyonların olduğu, iki takımın da pozisyonlar ürettiği ve sonunda da Ukrayna'nın kazandığı bir maç oldu. Dünkü sonuçlarla beraber son 16 turu eşleşmeleri de artık kesinleşti. Fikstür de belli. Bugünü boş geçiyoruz. Yarın da Perşembe günü de maç yok. Cuma günü saat 19'da İsviçre-İspanya maçıyı da başlayacağız çeyrek finallere. Aynı gün 22'de Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü de yine iki maç olacak. 19'da Çekya-Danimarka ve 22'de de dünün galipleri Ukrayna ile İngiltere mücadele edecekler ve yarı finalistler de belli olacak. Yarı finallerde tabii önümüzdeki hafta içi iki güne yayılan bir fikstürde oynanacağını söyleyelim. Durum bu şekilde. Şimdi madem maçlardan başladık, maçlardan devam edelim. Şu an bir canlı maçımız var. Amirli erkek basketbol takımımız şu anda Kanada'da Uruguay ile olimpiyat elemeleri mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maç NTV'den de canlı olarak yayınlanıyor. Esport'tan yayınlanıyor muydu bu karşılaşma? Hayır. Diğer karşılaşmalar galiba yayınlanacak. Türkiye maçı değil. Şu anda 72-67 gerideyiz maçın bitimine de. 6 dakika 50 saniye var. Bugün ilk maçımız bu Uruguay'la. Perşembe günü de
Yine 5.35'te gözüküyor önümdeki programda ama farklı bir yerde farklı bir saat okumuştum. Çekya'yla mücadele edeceğiz. Bakalım olimpiyat elemelerinde iyi sonuçlar alacak mıyız ama şu anda durum pek iyi gitmediği gözüküyor. Maç bitiminde de ben skoru sizlere aktaracağım. Süper Lig'de dün bir transfer gelişmesi yaşandı. Önemli bir transfer gelişmesi. Fenerbahçe yine sessiz ve derinden ilerliyor transferlerde. Akşam geç saatlerde Steven Colker'la anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı Sarı Lacivertli ekip. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kontrollerin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır denmiş. Hala teknik direktör konusunda bir gelişme yok ama Fenerbahçe Serdar Dursun'dan sonra ikinci transferini yapmış gözüküyor. Bakalım teknik direktör konusuyla da ilgili bugün elbette haberler olacaktır. Hani bu biraz Sergen Yalçın konusu gibi oldu. Her gün konuşuyorduk son durumu. Fenerbahçe'de de teknik adam belirlenene kadar sanıyorum bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ki dün de Almanya'nın elenmesiyle birlikte Joachim Löw'ün tekrar gündeme gelebileceği konuşuldu. Buna da yine belki maçla birlikte yine değiniriz. Galatasaray'dan dün Taylan Antalyalı'ya destek geldi. Beklenen bir destekti. Yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver akşam saatlerinde açıklamalarda bulundu. Taylan'ın yanında olduklarını ifade etti. Fenerbahçe'de Can Bartu'nun heykelinin açılışı vardı. Ali Koç burada açıklamalarda bulundu. Ve Trabzonspor'da da Hamsik'le yeni sözleşme imzalandı. Dünün öne çıkan haberleri de bu şekilde. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Devam ediyoruz. 7-16 saatlerimiz. Şimdi maçlara bir göz atalım. İngiltere-Almanya ile başlayacağız. Dünün profil en yüksek karşılaşması dedik. Sahada birçok yıldız futbolcu vardı elbette. İngiltere'ye baktığımızda Harry Kane en ileri uçta. Raheem Sterling turnuvada İngilizlerin gol kralı şu anda. Dünkü golüyle de birlikte 3 gole ulaştı. Üçlü bir savunma gördük İngiltere'den Almanya'ya karşı. Almanlar da benzer düzenle çıktılar. Bu sefer Timo Werner ilk 11'de çıktı ileri uçta. Onun haricinde bir de merkezde İlkay yerine Goretzka'yı gördük. Ama maç öyle çok keyifli bir maç olmadı. İkinci yarı da öyle çok keyifli geçmeden 2-0 bitti belki karşılaşma. Ama Saman Aleve gibi zaman zaman tempo yükseldi. Bazı net pozisyonlar var ama çok net mi o da tartışılır. Ama sonuçta İngiltere maçın son bölümünde önce Sterling'le sonra da Kane'le golleri bulup turu geçen taraf oldu. Ve Almanya'da da Joachim Löw dönemi resmen sona erdi. Uzun yıllardır takımın başındaydı. 15 yıl oldu Löw göreve geleli ve böylelikle o da bu mağlubiyetle birlikte artık görevsiz kaldı. İngiltere adına ise onlar Wembley'de çok önemli bir galibiyet aldılar. Normalde grup aşaması sonrası 90 dakikalar içinde çok zorlanan bir takım olduğunu biliyoruz. Bunun istatistiğini de dün paylaştılar. Uzun yıllar sonra ilk kez penaltılara kalmadan böyle bir karşılaşmayı kazanmayı başarmışlar ve daha da önemlisi belki bu tarz turnuvalarda gol yemeden bunu yapmayı başardılar. Turnuvada gol yemeyen tek takım şu anda İngiltere. İtalya-Avusturya maçında yemişti hatırlayacaksınız uzatmada. İngilizler ise hala kalesine gol görmedi ve şimdi de Ukrayna ile çeyrek finalde nispeten kolay bir eşleşme gözüküyor. Ve Wembley'e gitmek adına da önlerinde tek maç kaldı. Roma'da oynayacaklar çeyrek finali ve sonrasında yarı final finaller yine Wembley'de büyükte bir fırsata sahip Ali abi İngiltere gözüken o. Evet tabii ki fırsat. İngilizler de bunun farkında. Ama senin programın başından beri bu maçı gömme çabalarını bir türlü anlamıyorum. Sen zaten dünden beri maça soğuktun. Hani maça ön yargılı yaklaştığını evet. Ve o şekilde izlediğini düşünüyorum. Ben senin aksine çok keyif aldım bence. Güzel bir futbol maçıydı. Tribünleri, atmosferi, gerginliğiyle hikayesiyle ben bayağı keyif aldım 90 dakikadan. Zaten futbolda her karşılaşmanın işte Hırvatistan, İspanya ya da işte diğer karşılaşma 3-3 biten hangisiydi? Fransa, İsviçre. Fransa, İsviçre gibi olması mümkün değil. Onlar 40 yılda bir oluyor o tarz mücadeleler. Hele büyük turnuvalarda ama bu tarz adı büyük
taktik mücadelesi ön plana çıkan, gerginliği ön plana çıkan maçlarda bence izleme açısından keyifli. Orada seninle ayrılıyoruz. Maçın hani hissettirdikleri bakımından. Özellikle Wembley'de mesela 20-25 bin taraftar olmasıyla 40 bin taraftar olması arasında bir de tabii hani maçın büyüklüğünün taraftar üzerindeki etkisini de düşünürsen atmosfer çok güzeldi bence. Hı hı. Harika bir atmosfer vardı Wembley'de. Almanya'nın özellikle Portekiz mücadelesinde kanat beklerinin ön plana çıkması, Gosens'in yıldızlaşması o karşılaşmada Southgate'i etkilemiş gibi gözükmüş ve o da Almanya'nın üçlü savunmasına karşı bir üçlü savunmayla cevap verdi. Ki burada da maç öncesinde bir acaba mı dedirtti. Neden acaba mı dedirtti? Hem üçlü savunmayı denemesi Almanya karşısında hem de işte çok tartışılan Kane'le devam etmesi, aynı zamanda Foden ve Grealish'i de yine ilk 11'e koymaması Southgate açısından bir soru işareti bıraktı. Hatta maç sonunda Southgate şöyle diyor. Hani herkesin düşündüğünün tersini düşünüp bir de istediklerinizi alamazsanız o zaman öldürürüz demektir diyor. Ama dün o risk almasına rağmen karşılığını da gördü. Dün tabii iki takımın da benzer formasyonda sahada dizilmesi özellikle sen de fark etmişsindir. Kanatları tamamen tıkadı. Aynen. Hakikaten normalde kanat organizasyonları ön plana çıkarken bu turnuvada üçlü oynayan takımlarda bir anda karşısında benzer formasyon gördüğü anda hani Gosens sıradan bir oyuncuya dönüştü. Ama sadece Gosens değil, Trippier'e de aynı şey oldu. Hani kanatta kanat beki olarak kim oynadıysa dün önünde bir oyuncu vardı ve ciddi bir problem yaşadı. Bu da belki işte üçlü formasyonların benzer sistemle oynayan takımlara karşı en büyük sorunu. Ama merkezden de delebildi mesela. Almanların birkaç pozisyonu aklıma geliyor işte. Maçın başında Goretzka'nın girmesi. Tabii. Zaten başka çaren yok. Kanatlar tabii. O kadar tıkandığı anda merkezden gideceksin. Ama hani üçlü formasyon çok övülürken üçlü formasyon genelde dörtlü oynayan takımlara karşı ciddi bir avantaj yaratıyor. Ama benzer formasyon çarpıştığı anda oyunun da merkeze yıldığını görüyoruz. O zaman merkeze yıldığı noktada da işte santraforların biraz daha geriye doğru gelmesi, top alması, merkezde oynayan oyuncuların santraforu yalnız bırakmaması, oradaki koşular, oradaki hareketlilik ve oradaki yetenek ön plana çıkıyor. Sen bir şey söyleyeceksin. Şunu söyleyecektim. Ben de dün öğlenki programda şunu söyledim. Aslında son 16'da dörtlüler üçlülere üstünlük sağladı. Grup aşamasında tersiydi. Üçlülere ön plana çıkıyordu ama düşün mesela Danimarka üçlü başladı, açamadı. Dörtlüye döndü, çözdü oyunu. İtalya Avusturya maçında çok üstünlük sağlayamadı. Bence üçlü oynuyorlar hücum kısmında. Avusturya iyi direndiğini düşünüyorum. Çekya Hollanda'ya karşı. Çekler dörtlü, Hollanda üçlü oynadı. Çok zorlandı Hollanda karşılaşmada. İşte Belçika Portekiz'de Belçika üçlü oynadı. Portekiz dörtlü oynayan tarafta daha iyi oynadığını düşünüyorum. İşte Fransızlar üçlüye geçti. İsviçre'nin üçlüsüne karşı olmadı. Dörtlüye döndüler. Dörtlüden sonra golleri buldular. Sanki o da biraz kırıldı gibi son 6 turunda. Evet, ben maçlara tek tek baktım. Burada zaten üçlü oynadığın zaman üstünlük kurarsın anlamında değil. Hani üçlü oynadığın zaman kanat beklerinin ön plana çıkması çok konuşulmuştu. Ama her takımın da tabii bunu her karşılaşmada becerebileceği ya da o karşılaşmada kanat beki oynayan oyuncunun yıldızlaşacağı anlamı çıkmaz. Öyle olsa zaten ikimiz teknik direktör olsak ben senin dörtlü oynadığını görsem hemen üçlüye dönerim. Sen benim dörtlü oynadığımı görsen üçlüye dönersin. Maçı çözersin. Bu kadar basit değil. Ama genel olarak söylüyorum. Dün o zaman oyun merkezde sıkıştı. Merkezde sıkıştığı noktada da iki takımın da bazı avantajları ve bazı zaafları ortaya çıktı. Özellikle Almanya'da Timo Werner yine yalnız kalan, topla çok buluşamayan, bulduğu net pozisyonda değerlendiremeyen bir görüntü çizdi ve bana göre Löw biraz ona fazla tahammül etti saha içerisinde. Diğer tarafta Kane de hani turnuvada şu golü atmasa belki en fazla eleştirilecek, en fazla hayal kırıklığına yaratacak oyunculardan biri olarak konuşulacaktı. İlk yarıda maçı takip edenler belki görmüştür. Bir ara Kane'in sadece iki kez topa dokunduğu istatistiği verildi. İlk yarı bittiğinde de İngiltere milli takımında topa en az dokunan oyuncu 9 kezle Harry Kane'di. Harry Kane de dün Alman savunması arasında kayboldu gitti ve çok yalnız kaldı. İşte Sterling'in bireysel çabalarını gördük İngiltere'de. Almanya'da da Havertz
özellikle o hareketli ve iyi paslarıyla dikkat çekti. Ama hani maçın gidişatı böyle biraz daha beraberliğe doğru. Olursa ekstra bir iş olursa bir takım diğerini çözecek gibi bir görüntü vardı ki sen dedin ki hani öyle çok fazla pozisyon yoktu. Hakikaten tabii ki çok fazla pozisyon yoktu. Yani şut mesela sayısı... İngiltere ile ilgili bir istatistik vereyim ben sana. İngiltere maçta 23. dakikada bir şut çekiyor. 23. dakikayla 60. dakikaların ortasına kadar İngiltere'nin şutu yok. İkinci yarıda yine 60. dakikaların ortasına kadar İngiltere'nin rakip ceza alanında topla buluştuğu bir pozisyon var. Onda da Sterling topa değmiş. Almanya ceza sahası içerisinde. Maça daha iyi başlayan Almanya'ydı. İkinci yarıya daha iyi başlayan yine Almanya'ydı. İngiltere yavaş yavaş oyunun kontrolünü eline aldı ya da dengeledi diyelim. Tam olarak belki eline almasa da. Ama ne oldu? İşte bir Grealish'in oyuna girmesi ki herhalde sen de maçı izlerken dikkat etmişsindir. Grealish ekrana getirildiği anda Wembley'de gürültü koptu iki defa. Aynen. Nasıl bir sevgi varsa, nasıl bir beklenti varsa Grealish'le alakalı olarak adam kenarda maçı izliyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Yani daha ısınmıyor bile. Televizyon kameraları tabii orada Wembley'deki dev ekranda da Grealish gözüküyor. Taraftarlar onu gördüğü anda adeta kıyamet kopardılar. O da oyuna girdikten sonra ilk golde asistini yaptı. İkinci golde direkt asisti yaptı. Ve İngiltere adına tarihi bir zafer oldu. Tabii maçın kırılma anları vardı. İşte ilk yarıda Timo Werner'in bence çok net pozisyon Timo Werner'in kaçırdığı. Evet, Pickford tabii ki açıyı kapattı, kurtardı da. Ama Alman milli takımında santrafor pozisyonda oynayan oyuncunun orada hani topun dibine yavaşça girip böyle Pickford'ı mağlup etmesi gerekirdi. İkinci yarıda Havertz'in harika bir şutu vardı, Pickford'ın kurtardığı. O da belki turnuvanın en güzel kurtarışlarından biri. Çünkü evet, mükemmel bir şut. Biraz köşeye gitse goldü ama direkt üstüne gidince Pickford da o refleks gösterdi. Ama yine ne kadar zordu değil mi? Tabii ona rağmen çok arkadan, zorlandı. Arkadan gösterdiği zaman şut çok sert. Harika bir şuttu. Ve tabii belki de hani en kritiği 1-0'dan sonra Müller'in pozisyonu. Orada Sterling golü attı. Çok sevindi. O ana kadar İngiltere'nin 3 golü var. Sterling eleştirilen bir oyuncu. Üçünü de Sterling atmış. İngiltere güzel bir gol atmış. Bütün rüzgarı yakalamış, arkasını almış. Sterling bir top kaybı yaptı orada. Peki orada bir açıyı gördün mü? Sterling çok büyük bir dikkatle o pozisyonu izliyor. Müller kaçırdıktan sonra yere stresten yere yatıyor. Aynen, yani o da büyük stres yaşadı orada. Müller'in tabii açısı çok rahat. Bence çok net bir şekilde doğru köşeyi de görüyor. Güzel de bir vuruş yapıyor ama top biraz sekti yerden. Hı hı. Ve out'a çıktı. Maçın kesinlikle kırılma anı oydu. Almanlar açısından tabii üzücü. Diğer tarafta maç 1-1'e gelse herhalde penaltılara gider gibi düşündürüyordu. Akabinde ikinci golle beraber, ikinci golün işte Harry Kane'in atması, o başka bir hikaye oldu İngiliz adına, çünkü o da inanılmaz eleştiriliyor. Bu arada Müller de senin de bildiğin gibi Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncularından bir tanesi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 15. maçı olmuş Mert. 15. maçında golü yok, evet, Müller'in. Yani Dünya Kupalarında esip gürleyen Müller Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 15 maçta gol atamıyor. O da ilginçti. Ama neticede bence güzel, keyifli bir mücadeleydi. Kim hak etti dersen biraz daha İngiltere hak etti. Ama öyle çok birbirlerine üstünlük kurduklarını da söyleyemem. Sen İngiltere hak etti diyorsun. Bilmiyorum, ben o kadar benzer düşünmüyorum ama İngiltere maçı 5 şutla tamamladı, onu söyleyelim. Evet. 4'ü isabetti. Almanların 9 şutu var. Onlar 3 isabet bulabilmiş bu karşılaşmada. Toplu oynamalar yakın. Koşu mesafeleri yakın. Aslında yakın bir karşılaşmaydı ama işte Grealish'in girmesi, Sterling'in kendini sağa atması, oradan bir hareketlilik sağlaması golü de getirdi. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan önce de Türkiye maçının son durumunu paylaşayım. Artık kazandık gibi gözüküyor. 91-84, bitime 36 saniye var. Cedi Osman da servis atışlar kullanacak. Büyük ihtimal reklamdan dönüşte size galibiyeti paylaşacağım. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.34 saatlerimiz, dönüşte muhtemelen Türkiye'nin galibiyetini sizlerle paylaşırım dedim. Hala paylaşamıyorum resmi olarak. Çünkü hakemler kenarda
bir pozisyonu tekrar inceliyorlar ama skor 93-86, bitime de 9.3 saniye var. Aslında bitti ama resmileşmedi diyelim. Burada sportmenlik dışı faul mi? Ona herhalde bakıyorlar. Anladığım kadarıyla şimdi de kararlarını verecekler ve birkaç dakika içinde de karşılaşma sona erecek. Evet Barış abi, biz en son İngiltere-Almanya maçını konuşuyorduk. Ali abi dedi ki ben bu maçtan keyif aldım, taktiksel mücadeleden, işte tribün atmosferinden vesaire. Ben çok keyif alamadığımı söylemiştim. Siz ne düşündünüz? Ben ikinize de katılmıyorum. Rezil bir maçtı. Bana daha yakınsınız. Yani sana daha yakınım tabii ki. Tam tarif ettiğin gibi senin adı büyük, kendi küçük bir karşılaşmaydı. Tribünler çok güzeldi. O konuda ikinize de katılıyorum. Tribünler gerçekten bir İngiltere-Almanya fikstürüne uygun. Ve pandemi sonrasında hep işte bu Euro 2020'nin damga vurduğu tarafı tribünler oldu. Özlediğimiz tribünler, ambiyans var. Maç çok kötüydü. Yani bu şu ana kadar izlediğimiz çok güzel maçlar var. Çok heyecan yaratan maçlar var. Yani Hırvatistan, İspanya maçından Fransa, İsviçre maçına, yani şu İsveç'in maçı dahil çok daha renkli, çok daha hareketli. Oyuncular hareketli, pozisyonlar var her iki kalede. Mücadele daha canlı. İngiltere, Almanya birbirlerini o kadar durdurmaya yönelik ve birbirine karşı önlem almaya yönelik o kadar muhafazakar bir anlayış içinde oynadı ki her iki takımda. Futbol kalitesi çok düştü. Top kayıpları, karşılıklı ikili mücadelelerin kalitesi, itiş kakış, büyük fikstürden, bir sahada büyük futbolculardan çok daha fazlasını bekliyorsunuz. Ben İngiltere'nin golüne kadar uyuklayarak seyrettiğim bir maçta, futbol adına hiçbir şey görmediğim bir maçta, İngiltere'nin golüyle bir anda hareketlenen ve İngiltere'nin golünden sonra izlenebilir hale gelen, keyifli hale gelen bir İngiltere-Almanya maçından bahsedelim. O noktada tabii Almanya'nın canlanması, 1-0'dan sonra reaksiyon verme gayreti, İngiltere'nin ona direnmesi ve kontratak kovalaması, arkaya nihayet adam kaçırmaya, top kaçırmaya başlaması, İngiltere'nin pozisyon aramaya başlaması, Müller'in karşı karşıya kaçırdığı top bir bulsaydı maç çok keyifli bir şekilde uzatmaya gidebilirdi. Açılmıştı artık oyun çünkü. Tekrar o oyunun tıkanacağını zannetmiyordum. O 75 dakikalık bölüme geri dönmezdi futbol. Ama Müller atamayınca, İngiltere'nin bir savunma hatasında arkaya offside'a kalmadan sarkan Müller'in orada o golü yapması gerekiyor artık o futbolcunun. Hani Havertz veya işte şey falan olsa anlarım da, Werner falan olsa anlarım da, Müller'in kaçırmaması gerekirdi. Onu kaçırdığı anda aslında bir kırılma anıydı. Ondan sonra İngiltere'nin ikiyi bulması, hem de sahanın en kötülerinden biriyle bulması, ikinci golü Kane'le bulması, artık o noktadan sonra işin şey oldu, kreması oldu. Tabii 1-0'da o reaksiyonu veremeyince Almanya, özellikle de karşı karşıya Müller golü kaçırınca, neredeyse boş kaleye auto vurunca, bir anda İngiltere'nin morallendiğini gördük. Son bölüme de güçlü giren, son dakikalara güçlü giren İngiltere oldu. Moralle, tribün desteğiyle, stat desteğiyle. İkiyi de buldu ve fişi çekti tam manasıyla. Bu fiş çekme meselesi de yani çok önemli. Çünkü artık fişi çekti dediğin yerde tam tersi nasıl geliştiğini de gördük. Fransa'nın 3-1'i bulduğunda, yani dünyanın sonu Fransa-İsviçre maçıdır futbol beklentisi bakımından. Yani İsviçre karşısında 3-1'i bulmuş bir Fransa'nın artık şova döndürüp 4'ü 5'e gider yahut işte artık böyle biter denildiği noktada önce 3-2'yi, sonra İsviçre'nin 3-3'ü bulup uzatmalar ve penaltılarla Fransa'yı elemesi dünyanın son noktası. Artık ondan sonra, onu gördükten sonra ben artık her maçta her şeyi beklerim. O yüzden de fiş çekilmesi falan da benim için çok bir şey ifade etmiyor. 2-0'dan sonra ben bekledim. Acaba 2-2 olur mu? Son 90+1'de 90+3'te acaba 2-2 olur mu maç diye bekledim. Olmadı. İngiltere kazandı çünkü Almanya'nın cevap verecek bir hali kalmamıştı. İngiltere'nin sağ seyirci morali ve skor avantajıyla beraber. Benim için İngiltere-Almanya maçı İngiltere'nin golüyle başladı. Yani seyredilebilir, keyifli bir maç olması İngiltere'nin golüyle başlayıp son işte 10-15 dakikalık bir bölümden bahsediyoruz. Ama gole kadar, İngiltere'nin golüne kadar, ki gol de bir anda oldu zaten. O gole kadar tamamen 0-0'a kilitlenmiş. Sanki 120 dakikası 0-0 bitip ancak penaltılarla gol görebileceğimiz
bir karşılaşma. Çünkü o İngiltere'nin attığı gol ilk defa kaleyi bulan şutu galiba, ya da ikinci kaleyi bulan şutu İngiltere'nin. İkinci yarıdaki ilk şutu benim bildiğim. Yani ikinci yarıdaki ilk şutu. İlk gol denemesi ilk şutu. Kaleyi bulan ilk şut değil mi? İlk gol denemesi tabii. İlk gol denemesi ilk şut. Yani gol böyle i̇kinci geldi. Yarıdaki. İngiltere'nin golü böyle geldi. Düşünebiliyor musun sen? Dolayısıyla hani gole kadar 0-0, 120 değil 360 dakika oynansa 0-0 bitip penaltılarla ilk defa gol görebileceğimiz bir karşılaşma gibi gözükürken bir anda tabii İngiltere'nin golü maçı keyifli hale getirdi, ama artık maçta bitmişti. 10-15 dakika bir şey seyredebildik yani. Halbuki bir Hırvatistan-İspanya maçı seyrettik. Grup maçlarında da çok güzel karşılaşmalar vardı. Bir Fransa-İsviçre maçı, futbolda nelerin olabileceğini, hiçbir zaman umudun hiçbir kimseden kesilemeyeceğini ve sahada isimlerin değil, mücadele edenin, bırakmayanın mücadeleyi kazanabileceğini gösteren inanılmaz hikayelerin çıktığı öyle maçlardan sonra İngiltere-Almanya maçı çok yavan, tatsız, tuzsuz, hastane yemeği gibi önümüze geldi. Baktığın zaman püreli, tas kebabı falan diye böyle önüne kompostolar falan gelir hastane yemeğinde. Yersin, ne yediğin belli değil, saman. Ne yersen ye saman gibidir, değil mi? Aynı hastane yemeği gibi bir maç oldu. İngiltere İkiniz Alman. Beraber yerden yere duvardan ben, duvara vurdunuz. Ben o kadar yapmadım. Yok ama. Dışına hani, koyup. Gerçekten. Barış abi öyle var ya. Hayır. Ben de çok hiç keyif Hayır bir şey söyleyeceğim. Yani. Şimdi sen oyuncuların isimlerinden ve sahadaki takımların formalarından ve nihayetinde elbette bir mücadele var. Yani korakor bir mücadele var. Gerginlik var. Senin söylediğin şeyler de var elbette. Ama bu bir futbol maçını güzel maç yapan unsurlar değil. Ya biz maçı izlerken biz şey değiliz ki, esir değiliz ki, biz köle değiliz ki, biz bir temaşa istiyoruz, biz bir futbolda bir görsellik istiyoruz, bir yaratıcı bir hareket istiyoruz, bir aksiyon istiyoruz. Hiçbir aksiyon yok. Önlemler var, karşılıklı oyun kilitlenmiş, merkeze kilitlenmiş, o onu durduruyor, o onu ara pası yapıyor, ona sürekli karşı tarafa önlem alan, iki tane defans yapan takımın hücum etmeyi çok nadir düşünen, hücum ederken bile defans yapmayı düşünen iki tane takım. Şimdi bu yani Başakşehir Konya Spor maçı değil ki. Yani Başakşehir Konya Spor maçını seyrettim ben İngiltere Almanya diye. Oo. Ya olmaz ki böyle. Böyle olmaz yani. Aykut Kocaman'la Abdullah Avcı'yla maça çıkmışlar. Olmaz. Bu futbol değil. Var futbol elbette. Modern futbolun bazı noktalarda kaçınılmaz şeyleri bu, skor odaklı olarak ve rakipler birbirini çok tehlikeli gördüğünde, kaybedecek de çok şey olduğunda, evet futbol buraya evrildi. Ama işte o bir anda siz bir şey bekliyorsunuz. Bir şey olsun ve futbol izlenebilir hale gelsin. Heyecan duyalım diyorsun. Ya ben uyukladım. Yani ve şey o yorgunluktandır Barış abi. Sterling golü atınca da irkildim. Sanki biri beni dürtmüş gibi. Ne oldu dedim ya birdenbire. Nereden çıktı bu gol dedim. Bu pas nereden geldi dedim. Golü de yavaş çekimde ancak anlayabildim. Ondan sonra ama açıldı uykum. Ondan sonra güzel, haklısın. Golden sonra güzel. Ama gole kadar o 0-0. Yani Ali orada beni arasan sen, diyeceğim ki ben sana Ali diyeceğim, 605 dakika oynansın maç gene 0-0. Gol mor olmaz burada diyeceğim yani. Öyle bir görüntü. Şimdi öyle deyince de ben o maçı nasıl öveyim, anladın mı? Yoksa eğer o açıdan bakarsan mücadele, taktik mücadele, sahada strateji falan dediğin zaman kötü maç yok ki. Her maç çok güzel o zaman yani. Futbol dediğin zaman, o zaman git Türkiye, ben seni götüreyim beyaz gruptu bir maça. Şahane maç. Bayılırsın sen o zaman, anladın mı? Ne Wembley'e gideceksin, uğraşacaksın, dünya para vereceksin. Gel ben seni götüreyim. Üçüncü ligde maçlar oynanıyor. İkinci lig kırmızı grup, beyaz grup maçta oynanıyor falan. Şahane maçlar öyle bakarsan. Bunlar maç falan değil abi. Futbol başka bir şey. Yani futbol Hırvat, İspanyollar Hırvatlar oynadığına futbol denir. Fransa ile İsviçre'nin oynadığına futbol denir. Orada taktik yok mu? Orada mücadele yok mu? Ama orada risk bak. Bir yerde risk alman lazım. Tamam mı? Şimdi İngiltere ve Almanya o riski hiç almak istemedi. Hiç almak istemedi. Ben hiç risk almayayım, kazanayım. Olmaz abi böyle şey. Senin karşında İngiltere var, öbürü de Almanya. Risk almadan kazanılmaz. Risk alacaksın. Risk almadan hiçbir şey yapamazsın hayatta. Ne para kazanabilirsin, ne yol kat edebilirsin. Hiçbir şey yapamazsın. Onun için bu çok aşırı muhafazakar çaya çıkıp rakibi önlem almak, hücum ederken bile kaptıracağı topun hesabını yapan, yaratıcılıktan ödün veren hücumcular ve hücum anlayışı, hücum aksiyonları, defans ofans geçişleri beni rahatsız ediyor. Çünkü ben futbol severim. Futbol oynanmasını istiyorum ben. Ama bu biraz şeye benzemiyor mu? Mesela film izliyorsun. Aksiyon filmlerini çok seviyorsun. Her türlü kaliteli aksiyon filmi senin çok hoşuna gidiyor. Ama bir dram filmi de güzel olabilir. Ya, elbette ki, ama bir şey söyleyeyim. Hani tüm futbol karşılaşmaları da 3-3, 5-3, 4-4 bitmiyor. Ama bak futbol maçlarının şeyi yok. Dolayısıyla oradaki tansiyon da, oradaki gerilim de, oradaki
ama bir şey diyeceğim. Birbirini sana. Kitleme, birbirini. Tamam, çünkü güzel söylüyorsun. Birbirini ama mesela... kitlerken bir de birbirini açma şeyi var. Tamam, dolayısıyla hani sadece diyorum ya, sadece aksiyon filmleri güzel değil. Dur, o zaman şöyle diyeceğim. Yani aksiyon filmleri sevse de, senin, aksiyon filmleri seven film... bir insan bir dram filminden de keyif alabilir. Senin film analojin, film analojinden hareketle sana cevap vereyim. Kendi analojinle cevap vereyim. Dikkat et, diyorsun ki filmde, bu film dram diyorsun, bu film komedi diyorsun, bu film macera tamam, diyorsun. Ama hepsinden, hepsi, yani dinle. Bütün film türlerinden iyi film çıkar. Futbol maçlarında böyle bir kategorizasyon yoktur. Futbol maçlarında arzu edilen şey, bahsettiğin kategorik şeylerin, tanımların hepsinden biraz olmasıdır. Yani en güzel maç bunların tamamından, komedi, aksiyon, macera, dram, gerilim, bunların hepsini içinde biraz barındıran maç, tadından yenmeyen karşılaşma. İlla ama bu öğelerin birkaçının bir arada ve birazcık da bazılarının daha öne çıkan, kendi içinde A'sı, B'si, C'si olan, dalgalanması olan, derinliği olan organizasyonlar görmek istiyorsun. Futbol maçının güzelliğine biz böyle kanaat getiriyoruz. Kalite olması lazım. Oyuncu kalitesi, senin analojinle. Oyuncu kalitesi, iyi oyunculuk, isimler olacak, iyi hikaye, iyi senaryo, akıcı olacak. İçinde sürpriz olacak, içinde sürpriz barındıracak, aksiyon barındıracak, dram, strateji, bunların hepsini barındıracak. Ne kadar çok olursa bunlardan ve öngörülemeyecek şekilde de gelişmeler olacak, tamam mı? Tamam, önden baştan öngörü. İşte bu mesela şahane film veya şahane maç denebilir. Ama bak, dram filmine oturduğun zaman sen dram izleyeceğini büyük ölçüde biliyorsun. Ama her dram filmin içinde bir güldüğün bir anda vardır. Ya da bir ufacık bir aksiyon da olsa vardır. Ama o özünde dram filmidir ve dominant duygu dramdır. Ya da aksiyonsa da dominant duygu aksiyondur, ama içinde aksiyon içinde bir dram da vardır 3 saniye bile olsa. Şimdi dolayısıyla o filmler, film dediğin şey o kategorik olarak zaten tanımlıdır ve sen otururken bekle. Ama futbol maçında ben bir dram maçına oturuyorum, komedi maçına oturuyorum, aksiyon. Ama Barış abi, sen dün öyle tahminde şey ne dedin? Onun için tam anlamıyla filmle karşılaştıramazsın. Tahminde ne dedin sen? Ne dedim? Beraberlik dedin. Evet. Ne bekliyorsun? Yani şimdi berabere mesela 3-3 beraberlik bak, beklemiyorsun karşılaşmayı. Şey. Tamam ama sen diyorsun ki bak, hani futbol maçına filme otururken ne bekleyeceğini biliyorsun diyorsun. Şimdi dün ya, sen Fransa İsviçre maçı da 3-3 berabere bitti. Ama bak Barış abi, dün Almanya İngiltere maçına otururken sen zaten öteki maç gibi olmayacağını biliyorsun. Biliyorum, evet, onu o kadar biliyorum. Zaten yakın geçeceğini tamam, bildiğin için tamam, bir ama, bir diyorsun. Ama yakın geçmesi demek. Yakın geçmesi demek. Ama, bir dakika. Hani, beraberlik öngörmem. Yani denk kuvvetlerin mücadelesinde yani, bunu görmem demek. Beklemem demek. Beni, yani senin beklediğinden farklı bir şey vermedi kaleye, maç. Kaleye şut bile atılamadan neredeyse. Kaleyi bulan şut, gol girişimi heyecanlandıracak iki taraf açısından da. Hangi takım kale, rakip kaleye gitse beni heyecanlandıracak. Bu pozisyon gol olabilir. Yükleniyorlar bak falan. Bunu dedirtemez mi bir maç? Yani şimdi beraberlik var, beraberlik var. Bir yavan, tatsız, tuzsuz bir beraberlik var. Sen işte, bir de mesela... Ama aynı şekilde gollü beraberlik beklesen 2-2 yazarsın. Sen de biliyorsun ki az pozisyon olacak. Tamam, ama az pozisyon olacak az deyince... pozisyon olacak. Ya şimdi takımlar değerlendirirse birini değerlendirecek. O yüzden hani bence senin maç öncesi düşüncenle tahminle maçta çıkan arasında, hani paketi açtığında bence öyle çok büyük fark yok. Hani bu karşılaşmada mesela İngiltere kaç pozisyona girdi? 2 tane gol attı. Toplasan 4 pozisyona girmemiştir. Almanya'da 2,5 pozisyona girdi. Şeyin Havertz'in şutuyla beraber. Gol atamadı. Ben maça skor tahmini olarak 1-1 demiştim. 1-1 skor tahmini verirken evet, bu bunu yenemez, bu da bunu yenemez analizi çıktığı için 1-1 yazmıştım. 1-1 demek 0-0 da olabilir demek, 2-2 de olabilir demek. Ama ben beraberlik öngörürken birbirlerine diş geçiremez, üstünlük sağlayamazlar, bu maç uzatmalara, penaltılara gider öngörüsünde bulunurken maçla alakalı bunun bu kadar yavan, bu kadar iki tarafın da üretmekten çok önlem almaya odaklandığı ve gole kadar pozisyon bile izleyemeyip maçı neredeyse 75-80 dakikasını çöpe atacak kadar, yani hiçbir şey kaçırmayan, seyretmeyen hiçbir şey kaçırmadığı, yani seyretmeyen o maçı gole kadar, Sterling'in golüne kadar hiçbir şey kaçırmadı kardeşim. Ya başka bir şey, kitap okusaydınız, çocuğunuzu yatırsaydınız, efendim gidip bir yürüyüş yapsaydınız, bir banyo yapsaydınız, kendinize vakit ayırsaydınız iyiydi. Oturdunuz televizyonun başına esir gibi, ha bir şey olacak, ha bir şey olacak. Ama bu şu demek değil, ben bir beraberlik tahmini yaptım tamam, ama biraz da bir şey görmek istiyorsun, beraberlik oluyor ama bir git gel, gitsin gelsin maç. Bir tarafa dönsün, sonra öbür taraf dengeyi kursun, benim gene tahminim çıksın beraberlik. Çıkmadı zaten, önemli değil. Ama ben bunu
izlemeye bile değmeyecek karşılaşma berabere yazmadım ki. Ben buna keyifli, heyecan veren ama iki tarafında birbirine diş geçiremeyip berabere bittiği maç yazdım. Bu kadar da 75 dakikası bırak heyecan vermeyi. Hani maç nasıl beraber olur? Güzel maç yani, güzel bir beraberlik. Yoksa her beraberlik sıkıcı mıdır? Ona öyle dersen de o zaman şey çıkar burada. Her berabere biten maç izlenmesi de olacak. Öyle değildir ki. Yakın geçmesi muhtemel. Yakın geçmesi de ama yakın geçmek var, yakın geçmek var. Şimdi yakın geçer ama birbirlerini bir sallarlar. Acaba mı dedirtir iki taraf içinde? Acaba İngiltere mi kazanacak? Bak çok iyi oynuyor İngiltere, galiba kazanacak. Dedirtir. İyi maç. Öbürü de döner birdenbire. Ooo maç döndü, Almanya döndü. Almanya kazanacak herhalde. Ya da İngiltere yeniyor galiba, hayır yenemeyecek falan. Sonunda en sonunda gelirsin. Büyük bir heyecanın ve aksiyonun sonunda bir bakarsın maç berabere bitmiş. İşte o güzel bir beraberliktir. Bir de başından belli sonuna kadar beraber olacağı maç. O da kötü bir beraberliktir. İkisi de beraberlik özünde baktığında. Ben İngiltere-Almanya maçını beraberlik öngörürken ben keyifli bir beraberlik bekliyordum. Futbol oynamaya dönük, kazanmak için oynayıp da kazanamayan iki takımın beraberliği. Kaybetmemeye oynayan iki takımın beraberliğine gidiyordu maç. Kazanmaya oynayan iki takımın beraberliğine gitmiyordu. O yüzden de zaten Almanya'da 1-1 yapamadı. Çünkü hak etmedi. Ha diyeceksin ki İngiltere mi hak etti? Yok, İsviçre hak etti maçı kazanmayı. İngiltere Almanya maçını kazanmayı da hak eden İsviçre. Fransa'yı eriyen takım. Ama Almanya kesin hiç hak etmedi. Yani illa birini hak ettirecekseniz tabii ki İngiltere kazanan 2-0. Çünkü ne oldu? Günün sonunda o kilidi açtı. Maçı da oynanır hale getiren de İngilizler. Maç oynanır hale geldikten sonra Almanlar bir şeyler yapmaya çalışırken sus otur yerine diye ikinciyi çakıp herkesi evine gönderen de İngilizler. Dolayısıyla tabii ki birinden biri hak ettiyse kazanan hak etti. Almanya hiç hak etmedi. Yani o 1-0 geriye düştükten sonra aklı başına gelip bir şeyler yapmaya çalışan, onu da elini yüzüne bulaştıran, Acemi bir görüntü veren bir Almanya, koskoca Alman milli takımı, Löw'ün kenardaki uyuklaması da dahil, müdahalelerinin gecikmesi, müdahalelerinden verim alamaması, bütün bunları da dahil üstüne koyduğunda Almanya elenmeyi zaten hak etti. Ama işte ben Almanya'dan da niye umutluydum? Benim için niye hayal kırıklığı oldu? Çünkü Almanya turnuva başında hiç kimsenin yarı final final yapmasını beklemediği bir takımdı. Halbuki Portekiz maçında özellikle, Fransa maçında kaybetmesine rağmen, çok iyi oynayan bir Almanya, çok direnç gösteren, heyecan veren bir Almanya, arkasından Portekiz maçında şahane bir geri dönüş yapan bir Almanya, büyük takım gibi, Almanya gibi oynayan bir Almanya, ben beklerdim ki Almanlardan yarı final yapsınlar. Ama tabii İngiltere ile oynamak, Wembley'de oynamak kolay da değil, ama o zaman da ne oluyor, bu iş penaltılara kadar gidecek, büyük bir heyecana sahne olacak, büyük çekişmeye, karşılıklı gollerin atılacağı bir beraberlik. O zaman biz burada doyduk futbola diyebilirdik yani. Biz futbola İngiltere-Almanya maçına doymadık ki. İngiltere-Almanya maçına biz kıvrandık futbol adına. Biz nerede doyduk? İsveç maçı ama esas biz bir gün evvel değil mi? Futbola doyduk, gole doyduk. Futbol Fransa-İsviçre. Tam bir dram. Yani Fransa-İsviçre maçının üstüne maç var mı Euro 2020'de? Anlatın bana. Euro 2020 şu ana kadar en güzel maçı hangisi? Fransa-İsviçre maçı, sonra da Hırvatistan-İspanya maçı diye düşünüyorum. Son iki maç yani, ki gruplarda da çok güzel maçlar oynandı. Çünkü her şey var içinde. Ve müthiş sürpriz sonlu. Müthiş sürpriz sonlu yani. Olacak iş değil, anlatabiliyor muyum? Ve en son artık Mbappe'nin penaltı kaçırması Baggio-vari bir final. Anlatabiliyor muyum? Sezon finali yani. Müthiş bir şey. Benim için büyük hayal kırıklığı tabii. Fransa'yı ben Euro 2020 şampiyonu yapmıştım. Yıktı beni İsviçre. Ama beter olsun o Fransa. Nefret ettim yani. Nefret ettim hepsinden. Ama işte ne yapacaksın? Futbolda böyle bir şey. Futbol bunun için güzel. İngilizler falan da bir şey söyleyeceğim. İngiltere'yi beğenenler var falan. İngiltere top mop oynamıyor. Yani bu arada top oynamıyor demek bir şey demek değil. Ukrayna dün İsveç'i eledi. Bakıyorsun İsveç İspanya'nın olduğu gruptan lider çıkmış takım. Ukrayna en iyi üçüncüler arasında dördüncü olup averajla 3 puan yapıp bir sürü 3 puanlı takım arasından averajla ite kaka. En iyi üçüncüleri zar zor ucundan vagonun son halkasından binmiş. Gelmiş Ukrayna. İsveç grup lideri. Ne oldu? Bir de kötü oynuyor Ukrayna. Yani Ukrayna top mop da oynamadı buralara kadar gelirken. Ama İsveç bayağı el ayağı düzgün top oynuyor. Ne oldu? Son dakika golü Ukrayna eledi. O yüzden bu böyle şampiyonalarda zaten buralara kadar gelen takımlar belli bir disiplini, belli bir sistemi, belli bir direnci, karakteri sergiliyor. En kötüsü de sergiliyor Türkiye hariç. Bir Türkiye sergileyemedi. Onun dışında Galler'i, Kuzey Makedonya'sı, İskoçya'sı hep elenirken ayakta alkışlanan takımlar.
Şimdi bunlar asgari müşterekte zaten bu var futbol. Euro 2020 seviyesinde, Euro 2020 ruhunda bir kere bu var zaten. Dolayısıyla hani Danimarkalara falan gelmiyorum zaten. İngiltere'ye bakıyorsun. İngiltere elindeki isimler, Sancho'lar, Foden'lar, Kane'ler, Sterling'ler, Rashford'lar, onlar bunlar falan bakıyorsun. Toplasan bir Danimarka etmiyor. Bu kadar yıldız toplasan Danimarka'nın futbolda ortaya koyduğu bir ruh etmiyor. Ukrayna etmiyor toplasan. Onun için bir şey de demek değil. Kalkar buradan yarı finallerin finallerin Londra'da olduğu bir şampiyon. İngiltere şampiyon da olabilir buraya kadar. Hiçbir şey oynamadan gelen İngiltere. Hiç futbol oynamadan gelen İngiltere buraya kadar. Her maç herkes oturuyor İngiltere'den büyük iş göreceğiz diye. Büyük performans göreceğiz diye. Spikerler gazlıyor. İşte futbol evine dönüyormuş Londra'da. İşte İngiltere bu sefer alacakmış. Yıllar sonra 56'dan beri bilmem. Anlatıyorlar tarih hikayeler. Şimdi İngiltere tabii. Oyuncular da çok kaliteli. Mesela Foden'a falan ben bayılıyorum. Her dakika bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ha bekliyorsun 150 dakika bekliyorsun bir dakika bir şey yapacak diye. Öbür tarafta harikalar yaratan isimsiz adamlar. Harikalar yaratıyorlar adamlar. Hepsi mevkilerinde. Danimarka'da var bunlardan. İsviçre'de var bunlardan. Ondan sonra işte söyle adını Ukrayna'da var. Bu oyunculardan bir sürü var. İsimsiz bunlar öbürlerinin yanında. Öbürleri etiket, sırf etiket. Başka bir şey yok. Formanın şeyi var. İsmi var. Onun için ama bu demek bir şey demek değil. Buradan çıkartacak sonuç hiçbir şey çıkmaz. Yani İngiltere şampiyon da olabilir. Ama şu ana kadar ne oynadı? Hiçbir şey oynamadı. İspanya'da öyle mesela. İspanya'da. Tatsız tuzsuz bir şey oynuyor. Geldi ama buraya kadar. Öyle böyle geldi. İspanya'da böyle bir, öyle bir 15 dakika saman alevi gibi parlaya parlaya günün sonunda hiçbir şey üretmeden hiç olmazsa ama önde oynayan, baskı kurmaya çalışan ve zaman zaman da ciddi rakip üzerinde baskı kuran yarım 20 dakikaları, yarım saatleri var İspanya'nın mesela. İngiltere'de böyle bir şey de görmedik. Öyle bir alsın, sürkülese etsin, sağlı sollu gelsin, dönen topları toplasın, rakibi böyle bir bunaltsın. Yok öyle bir şey. İngiltere onu da yapamadı mesela. Anlatabiliyor muyum? O yüzden benim yarı final adaylarımdan biri Danimarka'ydı, biri Belçika'ydı. Bir onlar kaldı. Şu anda şeyde Danimarka Çeklerle oynayacak. Şeyde Belçika İtalya ile oynayacak. O çok kritik bir karşılaşma Belçika İtalya maçı. Ben de İtalya yoktu çünkü. Orada da Belçika yıkılırsa elimizde bir Danimarka kalacak yarı final takımlarından. Benim çünkü Fransa gitti, Almanya gitti. İşte Belçika ile Danimarka kaldı yarı finalist adaylarımdan. Kötü geçiyor benim maçı. Benim tahminlerim açısından kötü geçiyor. Bir anda Fransa ve Almanya'yı beraber kaybettim bir hafta sonunda. Kara hafta sonu benim için Euro 2020'de. Ama ben Belçika'ya güveniyorum. İtalya'da çünkü sağ solu belli olmuyor. İtalya'da bir bakıyorsun inanılmaz bir takım oyunuyla müthiş performans gösterirken bir bakıyorsun üçüncü bölgede bu kadar acemice son pas son vuruş şeyi dağınıklığı belli olmuyor. Onun için İtalyanlar da Belçika'yı sürklase edebilecek bir takım. Belçika'da çok böyle isimler dünyanın bir numarası FIFA sıralamasında falan Mert, ama bakıyorsun Belçika'nın oynadığı futbol da hiç iyi değil. Belçika'da potansiyelin çok altında. İngiltere vari bir durum var Belçika'da da. Ben böyle hayal etmemiştim Belçika'yı. Çok daha görkemli hayal etmiştim. De Bruyne'lerle bilmem nelerle falan filan. Lukaku çok sıradanlaştı. İyice zaten çok da üst düzey bir adam değildi hiçbir zaman ama o ağırlığı vesaire futbolda çok çabuk oynanıyor artık. Ama işte son vuruş becerisiyle biraz güveniyoruz ona da. Hani oraya kadar o kadar çok adam var ki Axel Witsel'lerden De Bruyne'lere bilmemlere kadar oraya topu taşıyabilecek o Belçika'da. O kadar ama Lukaku da el ayağı düzgün son bitirişleri çok iyi yapan bir oyuncu olduğu için. Mesela onu da gol kralı düşünmüştüm ben. Hiç tıraş. Hiçbir şey gol kralı olacağı falan da yok Lukaku'nun. Ama işte Belçika İtalya maçı bu anlamda biraz şey yapabilir. Heyecan verebilir. Danimarka ben devam eder diye düşünüyorum. Yani Çekler çok iyi geldi buraya kadar. Tebrik ediyorum. Onlar da tam bir takım oyunu, takım disiplini, mücadele, futbolun ruhunu, takım kimliğini çok güzel ortaya koyuyorlar. Çekler de çok güzel bir örnek. Yani mesela bu İngilizlere tercih ederim ben Çekleri. Belçika'ya da tercih ederim ben bu Çek takımını. Ama şimdi Danimarka ile oynayacaklar. İnşallah Danimarka eler. Oradan biraz daha yarı final heyecanlı olur benim açımdan. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Sekiz 03 saatlerimiz Euro 2020'yi konuşuyorduk. İngiltere Almanya'yı
uzun uzun diye konuştuk. Tabii dünün diğer karşılaşması biraz gölgede kaldı isim olarak da. İsveç-Ukrayna mücadelesi. O karşılaşmada aslında çok büyük bir heyecana sahne oldu son bölümü. Ukrayna 120+1'de attığı golle kazanmayı başardı. Turnuva tarihinin en geç golü olabilirdi belki ama hala o rekor Semih Şentürk'e ait Hırvatistan maçında attığı gol. Bu anlamda rekor. Ukraynalı Dovbik ikinci sıraya yükseldi bu konuda. Bu maçta yani çok keyifli bir maç mıydı? Değildi bana kalırsa ama nispeten İngiltere maçından biraz daha fazla keyif aldım söylenebilir. En azından böyle direklerden dönen toplar, heyecanlı pozisyonlar vardı İsveç-Ukrayna karşılaşmasında. Daha çok gole yaklaştıklarını düşünüyorum. Bu maçta mesela ikinci yarıda işte önce Ukrayna'nın şutu direkten döndü. Üstüne Forsberg'in iki pozisyonu var. Birincisi güzel, ikincisi kendi yarattı soldan çalımlarla girip o da çat diye döndü direkten. Orada biraz heyecan katsayısı yükselmişti ama o maçın da son bölümü. Herhalde bir 75'ten sonrası artık uzatmaya yaklaştıkça takımlar fazla risk almamaya başladılar. Belliydi uzatmaya gideceği. Uzatmada da kırmızı kartın çok fazla konuşuldu ve insanların ikiye ayrıldığını görüyorum. İşte Gary Lineker sabaha kadar tartışırım, bu kırmızı kart değildir diyor. Futboldan anlamıyorsunuz, buna kırmızı kart diyenler diyor. Diğer kısımda öldürmeye teşebbüs, tabii ki kırmızı kart diyor. Böyle ikiye ayrılmış bir şimdi var. Şöyle söyleyeyim bu pozisyonla ilgili. Ben şimdi bir kere diyor ki Lineker, hatta Fatih Demirel'e yanılmıyorsam ona da cevap vermiş Twitter'da. Demiş ki hiçbir zaman demiş fotoğraf karesinden yargıya varmayın. Hiçbir zaman demiş, futbolda böyle bir şey yok demiş. Şimdi size bir şey anlatacağım. Pozisyonla ilgili bir şey anlatacağım. Ondan sonra da hakemlerle alakalı, hakemlerin değerlendirmeleriyle ilgili UEFA talimatıyla ilgili bir şey anlatacağım. Bunu hakemlerle konuşup öğrendiğim bir konu bu benim özellikle. Şimdi pozisyona dönersek, o pozisyonda pozisyon kırmızı kart bence de. Çünkü kırmızı kartın tanımı içinde hareket ne kadar kötü niyetli ve iyi niyetli olduğunun da ötesinde sakatlayıcı hareket, doğrudan sakatlayıcı hareket tehlikesi içeriyorsa illa ayağını kırması gerekmiyor. Sakınacaksın rakibini, sakınarak ayağını uzatacaksın. Bu ayak topa gitmez de topu ıskalarsa nereye gider bu ayak? Ya da topa vursam bile benim ayağım gidip aynı zamanda adamın da baldırına da girer mi? Çivileri, kramponlarımın. Ya da bir bağlarına, eklemine falan bir yere gelip kırar mı? Yırtar mı? Sen bunu insanla oynuyorsun. Karşındaki senin meslektaşın. Kardeşim ben ayağımı uzattım, ortada top var. Topa da vurdum. Benim amacım adama vurmak değildi, adamı sakatlamak da değildi ama benim o topu almam lazım. Kusura bakmasın ayağım da oraya gelirse. İster topa çarpıp ister topsuz. Dolayısıyla buna sarı verilmiyor, buna kırmızı veriliyor. Diyor ki adam, diyor ki sana sakatlayıcı hareket, tehlikeli hareket, ayağının tabanını göstererek gidersen, kafa bölgesine darbe olarak ayrıca vurursan ya da ayağının tabanını göstererek herhangi bir hamle yaparsan, bu ayağını kaçırmaksızın, şiddeti ne olursa olsun, niyeti ne olursa olsun, önce topa vurmuştu falan, buna bakılmıyor diyor. Kural diyor ki kırmızı kart. Şimdi bu pozisyon hakikaten sarı kart mı kırmızı kart mı diye bakıldığında ağırlıklı kırmızı kart olması gereken bir pozisyon. Peki tartışma neden çıkıyor? Lineker neden isyan ediyor? Lineker gibi bir futbol otoritesi, kimsenin futbol bilgisini tartışamayacağı, yorumculuk tarafında da futbolcunu aratmayacak kadar da renkli, İngiltere'de de şu anda çok saygın bir futbol yorumcusu Gary Lineker neden isyan ediyor bu pozisyona? Adamın isyanındaki haklılık payı da şu. Ya diyor, siz diyor futbolu aldınız diyor, fotoğraf karelerine indirgediniz diyor. Adam orada diyor ayağını uzatırken ayağını bir kere şiddetle uzatmıyor. Tamam, kramponu gözüküyor ve topa da vurduktan sonra topa zaten hamle yapıyor diyor. Topa da çok net vuruyor bu arada. Topa da çok net vuruyor. Ortada bir pozisyon. Topa gibi. Evet tabii. Top zaten adamın bütün niyeti top. Fakat ayağı kontrollü değil, yani ayağı açısı kötü. Fakat ayağını uzatırken de böyle ittirerek, şiddetli bir ittirme de yok ayağında. Topa vurmaya çalışıyor, vuruyor. Vurduktan sonra ayağı iterek gitmiyor. Yere düşerek gidiyor ayağı. Anlatıyor muyum? Artık ayağının bir momentumu kalmamış. Dolayısıyla adamın bacağına geliyor.
Sadece bir talihsizlik var orada. Hiçbir kötü niyet yok. Sakatlayıcı bir hareket yok aslında. Yavaş çekim izlediğinde ya da kareyi temas anında durdurduğunda kanın donuyor. Bu adam diyorsun cinayete teşebbüs etmiş. Fakat pozisyonu normal akışında izlediğinde niyetine, adamın ayağının şiddetine, çarpmasına falan, toplu müdahalesine falan baktığında en fazla sarı kart verebileceğin bir şey aslında baktığında. Ama futbol kuralları öyle demiyor. Futbol kuralları öyle demediği için de kırmızı kart kararı doğru. VAR'ın uyarısı ve VAR'ın uyarısıyla sarıyı kırmızıya çevirmesi doğru. Şimdi burada Lineker bir yerde de şurada dikkat çekiyor. Dikkat ederseniz diyor Lineker, hakem pozisyonu izlerken gördüğüyle sarı verdi. Ama VAR uyarınca, gidip ekranda da bakınca kırmızıya döndürmek zorunda kaldı. Kurallar oraya zorladı. Şimdi bu da kuralı tartışmaya açıyor. Bana sorarsan ben de olsam kırmızı verirdim. Ama yavaş çekimin ve ekranı durdurarak, dondurarak verilen kararların ne kadar pozisyonları olduğundan daha ağır gösterdiğini, dolayısıyla da sarıların kırmızıya dönme potansiyelini de ortaya koyması bakımından Lineker de haksız değil. Şimdi gelelim genel olarak bu konudan bağımsız bir şeye. Hakemlerle konuştuğun zaman Mert, özellikle bizim ligimiz için de bu çok önemli bir bilgidir. Diyorlar ki, bizde diyorlar yavaş çekim yasak. Yani aslında VAR'ın izlediği pozisyonlarda teması var mı yok mu diye yavaş çekime bakıyorlarmış. Temas var mı, değdi mi değmedi mi? Çünkü değip değmemesi kurallarla ilgili bir kriter. Değip değmemesi dışında biz yavaş çekime bakarak karar vermeyiz diyor. Yani bir hakemin VAR hakemi olsun ya da VAR'a çağrılan bir orta hakem olsun, yavaş çekimde oynatılıp durdurulmak, yavaş oynatıp durdurmak, geri almak falan, bunun yegane sebebi teması tespit etmekmiş. Teması tespit etmenin ötesinde diyor, kural gereği, bize de söylenen, anlatılan şey gereği diyor hakemler, temas dışındaki senin pozisyonla ilgili fikrin yavaş çekimde oluşmaz diyor. Yasak diyor. Hareketli çekimde karar vereceksin diyor. Onun için diyor, pozisyonu durdurmak, dondurmak, yavaş çekim sadece teması tespit etmek içindir diyor. Topa temas etmiş mi, rakibe temas etmiş mi, top ele değmiş mi, değmemiş mi falan. Bunları anlamak içindir diyor. Somut bilgi içindir diyor. Pozisyonun, çünkü diyor, yavaş çekim o hareketin doğal, senin değerlendirmen, yargılaman gereken şeyini diyor, yavaş çekim ve pozisyonu dondurmak kesinlikle diyor şey yapar, yanıltır. Hakemlerin dünyasında diyor yavaş çekimle karar vermek yoktur. Ama diyor siz diyor televizyon ekranlarında, aman Allah'ım diyor ya, biz bakıyoruz, bir karar veriyoruz. Siz onu oynatıyorsunuz, geri al, ayağını öne al. Mesela el, bütün yavaş çekimlerde diyor mesela el topa gider diyor. El topa gider diyor. Sen yavaş çekimde elle topun buluşmasını oynat diyor, geri al, geri al. Tamam diyor, bu eliyle oynamış topla dersin diyor. Alakası yok diyor. Yavaş çekim bakmayacaksın diyor. Topu, özellikle el topa gitti, top ele gitti pozisyonlarında mesela. Çok yanıltıcıdır diyor. Ve bize kesinlikle bu tavsiye edilmez. Bakmayın yavaş çekim derler diyor. Hızlı çekim bakıp karar verin derler diyor. Ama işte temas etti mi etmedi mi emin olmak için onu da bakacaksın mecbur diyor. Bir de böyle değerlendirmek lazım pozisyonları. Ligimizde de ya mesela ben bu Euro 2020'de son derece hakem performanslarını başarılı buluyorum. Jack Chakır da çok iyiydi mesela. Genel olarak bütün hakemler çok başarılı. VAR uygulamaları da çok başarılı. Yani zaman yönetimi bakımından da çok iyiler. Nerede müdahale edecekleri, nerede etmeyecekleri, gerçekten gri pozisyonlara hiç karışmıyorlar. Siyah beyaz olduklarını düşündükleri yerde hakemleri çağırıyorlar. Hakemler de çok kararlı bir şekilde VAR'a bakıyor ve karar veriyor. Dolayısıyla olabilecek bugünkü teknolojiyle, VAR protokolüyle olabilecek en iyi uygulamaları da görüyoruz bir yandan da. Ama bu da beraberinde futbolun doğasıyla ve kurallarıyla beraber tartışmada getirir, ayrı konu, ama inşallah bizim ligimizde de bu sezon buralardan bir takım feyizler alırlar. Bizim hakemlerimiz, bizim VAR uygulamalarımız da bu Euro 2020'ye inşallah benzer. Ali abi sen ne diyorsun pozisyona? Ben çok ağır buldum ya kırmızı kartı. Karagümrük Galatasaray maçında benzer pozisyon olmadı mı? Lens Yedlin pozisyonu. Bana ona benzer geliyor. Orada kırmızı kart değil diye konuştuk. Değildi ama Galatasaray cephesi ayağa kalkmıştı. Ama orada Lens net bir şekilde topla oynuyordu. Ondan sonra ayağını koyabileceği bir yer olmadığı için ayağının düştüğü yerde Yedlin'in ayağına gelmişti. Tabii Galatasaray orada çok büyük tepki gösterince bu kuralda, daha doğrusu bu konuda bayağı tartışıldı.
Dünkü pozisyon da benzer bir pozisyon. Birebir aynı değil bence de ama tabii benzer. Tabii ki birebir aynı değil. Ve ben de kırmızı kart ama ağır hani diye düşünenler. Orada da şu açıdan benzer. İki oyuncunun da öncelikli niyeti top. Topla oynayıp ondan sonra ayakları rakibe gidiyor. Tabii ki farklı. Biri orta yaparken ayağa geliyor. Biri müdahale yaparken ayağa geliyor. Farklı pozisyonlar. Bence hakemin ilk kararı doğruydu. Evet, aynı fikirdeyiz. Ama VAR uyardı. VAR'dan da. Evet. Çünkü orada işte değiştirdim. Barış abinin söyledikleri devreye giriyor. Şimdi VAR'da bakıyorlar, durduruyorlar. Fakat ama benim söylediklerim esnemiş. Mesela şeyle çelişiyor. Benim söylediklerim hakemlerin değerlendirmeleriyle ilgili yaptıkları tespitle çelişiyor. Çünkü bana söylenen de sadece temas için biz yavaş çekim bakarız. Temas var mı yok mu anlamak için bakarız. Onun dışında yavaş çekime bakarak pozisyonun şiddeti ne yargılamayız, yasaktır bizde. Yavaş çekim diye bir şey bizde yoktur. VAR'da da bakılmaz. Hakeme de gösterilmez VAR çağırdığında diye anlatılan şey. Ama bugün yaşadığımız tabloda hakem sarı kart diyor. Dönüyor VAR'ın davetiyle baktığında bu çok sertmiş benim gördüğümden. Bu çok sakatlayıcıymış benim gördüğümden. Arpa ben daha yumuşak görmüştüm. Yani VAR'a gidip kendi kararına devam eden hakem oldu mu? Yok, olmadı. Ben neden ikisini de haklı görüyorum ama benim de nihai görüşüm kırmızı. Şunun için kurallara göre insan sağlığı çok ön planda. İnsan sağlığı o kadar ön planda ki kötü niyet olmasa bile sakatlayıcı harekete giren her hareketi kırmızı kartla cezalandırın diye kesin bir talimat var. Burada o hareketin sakatlayıcı olduğunu da ben düşünmüyorum aslında. Çünkü o kadar yumuşak bir darbe ki o. O kadar yumuşak bir darbe ki o. Yavaş çekim insanı yanıltıyor. Hele hele ekran karesini dondurduğun an temas anında kanın donuyor. Bu adamın bacağını ikiye ayıracak bu vicdansız diyorsun. Halbuki adamın hiçbir vicdansızlığı yok. O ayak gitti, yere düşecek olan atıl vaziyetteki ayak, hiçbir momentumu kalmayan bir bacak gitti oraya değdi. Tamam yani kramponla değince elektrik yok ki krampon ucunda. Çivili krampon ama elektrik yok orada yani. Hani değdi kırmızı kart. Bacağına değdi krampon çivisi de kırmızı kart. Öyle de olmaması gerekiyor aslında. Fakat kurallar çok açık. Hani ben kırmızıya itiraz edemiyorum. Kırmızı kart çıktı niye çıktı diyemiyorum. Ama sarı kart diyenler başta Lineker olmak üzere Mert de dahil haksız değiller. Haksız değiller çünkü pozisyon çok sert bir pozisyon değil. Kasıt kesinlikle yok. Ama bu futbolda bunlar olacak. Yani insan sağlığını o kadar gözetiyorsun ki, o kadar önemli ki insan sağlığı, niyetin de önüne geçiyor. En ufak bir tehlike arz eden bir görüntü sakınsın futbolcular diye o kırmızı kart biraz caydırıcı olarak orada duruyor. Yani o kadar sakınacaksın ki niyetin ne kadar iyi olursa olsun o ayağını indireceksin. Ayağını hiç kaldırmayacaksın havaya. Ne olacağı belli olmaz çünkü. Bir anlık bir şeyde diyor adamın bacağı gider. Adam 8 ay top oynayamaz, futbol hayatı bitebilir. Onun için diyor ödün vereceksin, tutacaksın kendini. Niyetin top da olsa o ayak kalkmayacak kardeşim diyor. Yere bakacak diyor senin tabanı. Sakın diyor kaldırma, kırmızıyı yapıştırma. Yani o kırmızı kart orada caydırıcılık. Cezalandırmaktan öte caydırıcılık için var orada bu tip pozisyonlarda. O da arkasındaki motivasyon da insan sağlığı. Onun için ben şu itiraz edemiyorum kırmızı karta. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.24 saatlerimiz... ...şimdi ligimizdeki gelişmelere... ...biraz göz atalım... ...dün Fenerbahçe geç saatlerde... ...bir transfer açıkladı... ...sezonun ikinci transferi... ...onlar adına Steven Colker... ...2,5 sezondur Alanyaspor forması giyiyordu... ...gayet de başarılı... ...bir performansı vardı... ...aslında kariyeri düşüşe geçen... ...çok büyük sıkıntılarla... ...baş etmek zorunda kalmış... ...o yüzden de zaten aslında yolu... ...Türkiye Alanyaspor'a düşmüş bir futbolcuydu... ...ama burada... Alanya'da adeta rehabilite oldu Steven Colker. Tekrar ayağa kalktı. Çok iyi performanslar gösterdi ve sözleşmesinin sonuna geldiği sezon sonunda da iyi bir transfer yapması bekleniyordu. Hatta belki adaya dönebilir diye ben içimden geçiriyordum Colker için. Çünkü performansı burada gayet üst düzeydi bana kalırsa ama
O Türkiye'de kalmayı tercih etti ve Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Henüz İstanbul'da değil. Davet edildiğini açıkladı dün Fenerbahçe oyuncunun ama yakın zamanda da resmi sözleşme kendisiyle imzalanacak ve Fenerbahçe'nin bakalım stoperdeki problemlerini çözebilecek mi? Yıllardır Fenerbahçe stopere çok önemli takviyeler yaptı. Bir türlü uygun ikiliyi bulamadı. Yani geçen sezon işte Zala ile birlikte bir kıpırdanma oldu stoperde ama yine partneri konusunda sıkıntı yaşandı. Serdar Aziz çok istikrarlı değildi. İşte Lemos transfer edilmişti. O beklentileri çok fazla karşılayamadı Fenerbahçe'de. Gustavo'nun bile zaman zaman oynadığını gördük. İşte şu anda kadroda Zanka geri dönüyor. Sadık Çiftpınar var. Kaçırdığım bir ismi unutuyor gibiyim sanki ama. Lemos. Lemos söyledim. Söyledi mi Lemos? Evet. Yani Tisserand. Tisserand'ı unuttum. Unutulur mu Tisserand kebabı? Unutturdum. Unutuldu olsun. Barış abi. Yani maçlar üzerinden çok geçince aklımdan çıkmış Tisserand ama hani o Zalan yanındaki partileri bulamamıştı. Sanıyorum artık Fenerbahçe'nin stoper ikilisi belli. Yani kağıt üstünde en azından kim güven onlar? Veren bir ikili gözüküyor. Zalai, Steven Colker. Evet, ikilisi. Bakıyorum başka. Evet, stoperler bu kadar. Peki Fenerbahçe mesela hoca belli olmadan bu transferleri nasıl yapıyor? Fırsat görüyor bence. Sözleşmesi bitmiş bir futbolcu. Hani bu şartlarda Colker'a hayır diyecek bir teknik adam var mıdır? Stoper lazım nasılsa diyorsun. Yani bizde bu var hocam diyor gen hoca yani. Aynen yani. Ya sanki vardı. Yeni almış değil de varmış gibi davranıyor yeni hoca. aynen öyle. Geçen sezonda varmış. Çünkü sen kol kırığı aldın. Niye bana sormadan aldın diyebilir yeni hoca. Ama mesela bu Lemos niye var? Niye bana sormadın? Bu olabilir Barış abi. Kimle? İşte kimse o sözleşmeye adayıyla. Teknik adam adayıyla konuşacak o kadar çok şey var ki kol kırığı mı konuşulur? Yok hani şunu diyebilir. Biz işte Steven kol kırığı düşünüyoruz. Haberin olsun. Ya da ne düşünüyorsun? Teknik adam diyordur ki o kim? Ya diyebilir diye demeyebilir. Ha, çok ama bilinen bir oyuncu gibi konuşuyorsun Colker. Yani bilinen bir oyuncu sonuçta hani en azından planlarından yok kulüp planlarından bahsetmiş olabilir olası teknik direktör adayına. Evet stoper. Ama diğer ihtimal de var. Sizin söylediğiniz ihtimal de var. Ya burada tabii. Ben kulüp olsam ben söylerim. Hani hoca, transfer listemde olsa. Hoca tercihinden yani bağımsız. Senle anlaşırsak o da kadromuza dahil olacak diye söylerim onu. Hoca tercihinden bağımsız stoper almayı kafaya koydukları için stoper havuzunda bir değişiklik, bir daha kaliteli beklenti yükseltecek bir şey. Onun için hocanın kim olduğunu sormuyorlar bile hocaya. Ben sormuyorum yani stoperi konuşmuyorlar bile. Yani onlar var takımda var diyecekleri şey. Yeni hocaya bunlar bizim yeni takım kardeşim sana sormadan biz bunu yaptık. Üstünü de sen yap. Diyecekleri noktada hareket ediyorlar. Durum bu. Peki kimler ayrılacak? Şu anda 7 oldu. 7 isim var stoperde. Tekrar sayayım. Stoper mezarlığı. Colker'la birlikte Zalai, Tisserand, Serdar Aziz, Zanka, Lemos, Sadık Çiftler. Şimdi stoper bir kere Zalai ile Colker kalır. Colker gitmez bu saatten sonra. Yeni geldi zaten. Zalai ile Colker var. Serdar Aziz de duracak muhtemelen. Yani hepsinde sözleşmesi devam ediyor. Bir de biliyorsun yani yerli oyuncu önemli de şimdi 8 yabancı oynatabiliyorsun. Dolayısıyla Serdar Aziz zaten kalacak. Burada ben sana söyleyeyim. Gönderebiliyorsan tabii sözleşme şartları falan filan hepsine bakmak lazım. Nasıl gönderiyorsun öyle? HDM'ye gitmiyor ki kimse. Dünyada burada para alıyor. Başka yerde o paranın yarısını alamıyor. Gitmem ben diyor. Onun için de bir sürü adam kalıyor böyle biliyorsun takımlarda. Hı hı. Şimdi Lemos, Tisserand. Bunlar Zanka bir de. Zanka. Bu üçlüden ikisi gider. Bu üçü de aslında normalde gidecek diye bakıyorsun sen. Ha bunların içinden hangisi geri dönsün kalsın dersen Zanka kalıp Serdar Aziz Zanka şey yapıp Colker yapıp kalanını gönder. Ya da kalanından da mesela bir de şeyi tutarsın herhalde. Kimi tutarsın? Ben olsam Serdar Aziz Tisserand'ı tutarım. Sadık Şifnar'ı da 5. stoper olarak tutarım. Lemos'a Zanka'yı gönderir. Sadık da kalır bu durumda. Sadık da son stoper olarak kalır. Yani o zaman ne oluyor biliyor musun? Colker Zalai 2, 3 Serdar Aziz, 4 Sadık. 4 Tisserand diyorum ben 5 Sadık diyorum. 4 Tisserand 5 Sadık. Öyle olur işte. İdeali bana kalırsa bu. Hani kimi derse ki Serdar Aziz de gitsin. O zaman kim gitmiş oluyor? Lemos'la Zanka mı? Lemos'la Zanka. Zaten Zanka kiralıktı. Danimarka ile de kadroda ama bir süre almadı şu ana kadar. Lemos'la Zanka. Tamam abi işte problem yok hallettik.
Evet, yeni tamam. Hocaya bir şey kalmadı ya, tertemiz. Ama işte hangi şartlarda gönderecek? Nasıl gönderiyorsun? Hademe'ye gidiyor mu? Gönderebilecek. Gönderebiliyor mi? Musun? Evet, Zanka'nın bir yıllık daha sözleşmesi var. Lemos'un iki yıllık daha sözleşmesi hayatta var. Hayatta da gitmez Lemos. Evet. Ben sana söyleyeyim sana. Evet, bakalım Fenerbahçe stoper rotasyonunu kalabalıklaştırdı bu transferle beraber. Hayatta gitmez Lemos. Diğer orada garip mi gene Sağdağ'a git derler gider. Ne yapsın? Evet, sen bizim evladımızsın diyeyim. Zaten. Ama Lemos'u falan kıpırdatamazsın zaten. Yerinden zor yani. Evet. Talip de çıkmaz çünkü. Ama Colker iyi transfer gözüküyor. Süper Lig şartlarında bonservisi elinde. Gözde tabii, bir oyuncuydu. Tabii. Yani yapadı, geçmişti. Arkada öbür o atıl olanları halledebilirsen Colker iyi transfer bence de. Şart, içinde bulunan şartlarda. Ki Colker'da Alanyaspor'la hani önde oynayan bir takımın stoperiydi. Bence o da önemli. Yani bir oyuncu transfer ederken atıyorum Sadık Çiftpınar'ı alıyorsun ama Malatya'da işte geride kapanırken fark yaratmış bir stoper. Ama Fenerbahçe'de önde oynamak zorunda. Daha çok topla aşırı neşir olmak zorunda. Onun sıkıntısını yaşıyor ama Colker en azından Fenerbahçe gibi oynamaya çalışan bir takımdan geldi. Ve orada da sırıtmadı. İyi oynadı. Yok, mesela ayağına hakim. Şey benim hoşuma gitti. Colker, Zalai, yedeği de Serdar Aziz. Mesela bu benim hoşuma gitti. Evet, ben kağıt üstünde güzel bir transfer olarak görüyorum Colker'ı. Ali abi, sen nasıl gördün Colker transferini? Az riskli bir transfer Fenerbahçe adına. Çünkü gözünün önünde olan bir oyuncu. Ama en önemli detay senin söylediğin detay. Önde oynamaya çalışan bir takımın stoperiyle derinde bekleyen bir takımın stoperi sistemler farklılaştığı anda çok büyük defalar verebiliyorlar. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi birçok stoperden bahsediyoruz ki bunlar sadece Ali Koç döneminde şu an mevcut olan stoperler. Daha başka isimler de geldi. Tabii yani. Falet kiralandı mesela, evet, hatırladığım. Birçok isim oynadı Fenerbahçe'de stoper pozisyonunda. Ama genel anlamda bu oyuncuların hiçbiri kötü oyuncular değildi. Onu da unutmamak lazım. Ancak Fenerbahçe bir türlü istediği oyunu sergileyemeyip istediği sonuçları alamayınca hep sorun işte stoperdeymiş gibi ya da bireylerdeymiş gibi gösterildi. Onu da atlamamak lazım. Şimdi Fenerbahçe tabii Atilla Salahi'nin satılma ihtimali de var. Doğru, biz kalıyor gibi lazım. Gözüküyor dedik ama evet. Hani, Macaristan milli takımı turnuvada elenmesine rağmen iyi işler yaptı. Atilla da çok sırıtmadı. O turnuvada hatta iyi oynadı denilebilir. Sırıtmadı doğru cümle olmadı, kelime olmadı. Bu noktada belki Colker'ın yanında başka bir partner de görebiliriz. Çünkü Ali Koç oyunculara ilgi var. Bunlar iyi rakamlar. Bazı oyuncuları istemesek de satabiliriz demişti. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda iyi performans göstermiş bir oyuncuya da talep gelmesi... Senle zaman zaman konuştuğumuz sol ayaklı stoper olması bakımından, ayağı da düzgün olması bakımından gündeme gelebilir. Daha transfer döneminin başında sayılırız. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin gelecek sezon kesin stoper ikilisi Atilla Salahi ve Colker'da denemez bence. Şey gibi mi olacak? Değişebilir. Pepe ile Marcelo bir arada oynadı mı Beşiktaş'ta? Tam oynamadı. Biri geldi diğeri gitti. Yok, değil oynamadı. Mi? Daha önce gitti Marcelo. Yakın zaman. Aynı transfer döneminde olmadı mı? Pepe geldi, Marcelo gitti gibi olmadı. Yanlış mı hatırlıyorum? Sanki çünkü hani çok iyi bir ikili olacaklar deniyordu. Sonra diğeri gitti gibi hatırlıyorum ben. Şimdi kafamı karıştırdım bu son cümlenle ama. Ben şeyi kaçırdım. Ben şeyi kaçırdım ya. Sen niye dedin öyle? Colker'la Zalai belki olmaz niye dedin? Transfer kaçırdım. Ne gibi? Transfer olabilir. Ha, Zalai gidebilir diye. O bir ihtimal var. Tabii öyle bir ihtimal var. İyi para verirse. Öyle bir ihtimal olduğu için hani gelecek sene ikisi direkt oynar diyemiyorum. O zaman Colker, Serdar Aziz olur bir anda. Yani başka bir transfer, bir takviye de olabilir. Hani bunlar şu an için kadro yapılanmasıyla alakalı. Ama tekrar söylüyorum. Hani Fenerbahçe'nin transfer ettiği oyuncuların hiçbiri vay be bu da ne kadar yeteneksiz Fenerbahçe'de bu oyuncu nereden buldu tarzı isimler değildi. Ancak sistemin ve bir türlü istikrarın yakalanamaması o problemi beraberinde getirdi Fenerbahçe'de. Yani tüm oyuncular olduğundan daha kötü gözüktü. Daha kötü performans verdi. Bu arada dediğim gibi olmuş. Öyle mi olmuş? Evet. Marcelo gitmiş, Pepe mi gelmiş? Evet. Temmuz 2017'de Lyon'a gidiyor. Aynı Temmuz 2017'de de Pepe Beşiktaş'a transfer açık. Öyle hatırlıyorum. Hani Beşiktaş ikisini buldu. Son cümlede değil mi? Benim de kafam kaçtı. Öyle bir şey vardı diye birden. Düşünürken bir anda bu sefer transfer olmuştu Marcelo. Şimdi belki öyle olabilir. Ben Zalai şey diye gidebilir. Löw gelirken Rudiger'i de getirecek. Başka Kroos? Kroos da bu arada milli takımı bırakıyor. Dün haber çıktı Bild gazetesinde. Onun da son maçı Mert Hakan var. Kroos'a gerek yok. Normal. Evet. Yani Fenerbahçe işte teknik direktörünü bulduktan sonra teknik direktörünün
oyun anlayışına biraz zaman tanıması gereken bir ekip. Evet, farkındayım, Fenerbahçe şampiyonluk baskısının en çok yaşandığı kulüp şu an, ama eğer o süreyi vermezse Fenerbahçe'de yine tartışmaların ekseni çok fazla değişmeyecek. Hani bu teknik direktör iyi teknik direktör değil, böyle oyun mu olur? Bu stoper iyi stoper değil, bunu gönderelim yerisini alalım. Yani Fenerbahçe bir kez daha bu girdaba girerse bence oradan çıkamaz. Bu oyuncuları da o şekilde değerlendirmek lazım. Tabii ki aralarında belli farklar var. Kiminin işte çabukluğu, kiminin toplu oynaması, yerli yabancı olması bile işte Barış abinin dediği gibi fark edecek gelecek sene. Ancak hiçbirini öyle karalayıp kenara atacağın oyuncular olarak görmemen gerekiyor. Fenerbahçe açısından söylüyorum bunu. Şimdi Fenerbahçe sezona başladı. Ali ile Mert ile başladı. İşleri istedikleri gibi gitmezse bu Ali ile Mert'in çok kötü oyuncular olduğu için olmayacak. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Saatlerimiz. Şimdi dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Mustafa Kemal isimli dinleyicimiz, günaydın, iyi yayınlar. Dünkü basın açıklamamıza hayran kaldım demiş. Bir anda 100 sene ilerledik. Abdurrahim Albayrak'la Remzi Samver kıyaslaması Galatasaray taraftarında bayağı yapıldı. Haklılar. Yani ben de paylaştım Remzi Samver'in açıklamasının videosunu. Helal olsun diye yazdım. Şimdi Abdurrahim Albayrak'tan Remzi Samver'e geçiş, böyle araba kullanırsın, böyle kilometrelerce stabilize yoldan böyle mıcırla dolu takır tukur takır tukur takır tukur gider, birdenbire ondan sonra otobana çıkarsın, böyle kaymak gibi bir otoban, 5 yıldızlı şey, 5 yıldız diyorum, 5 şeritli asfalt yeni döşenmiş. Öyle oldu, öyle oldu, hayırlı olsun. Evet, kendisini çok iyi ifade edebiliyor, kullandığı kelimeler, sakin ses tonu. Bilmiyorum tabii, böyle işler kızıştıkça üslubu nasıl olacak onu da merak ediyorum. Çünkü bu düzen hangi insanı... üslup kazanır? Bu üslup kazanmaz. Bu üslup çok eleştirilecek zaten bu arada. Hayır bak, bu üslup kazanır. Üslubu bırakın. Tam bir kere şeyi bırakın. Bakış ortamı da bu üslup şeyde, kazandırmaz. Şimdilik şeye gidin. Şimdi o kazandırmaz falan diye bakma. Hemen bardağın boş tarafına yahut da şeyin negatif enerji üretmeyin. Şurada duralım bir kere. Ortada bir konu var. Taylan Antalyalı ile ilgili bir konu var. Taylan Antalyalı bireysel hak ve özgürlüklere dayalı bir duruş sergilemiştir. Bugün toplumda çok tartışılan, dün biz de konuştuk ahlak kavramı üzerinden, ahlak kavramı üzerinden çok farklı değerlendirmelerin yapıldığı bir konuda Taylan Antalyalı bireysel olarak, bir sporcu olarak, bireysel olarak kendi ifade özgürlüğü çerçevesinde başkalarının hak ve özgürlüklerini, başka bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı duyan ve buna saygı duyulması gerektiğini ortaya koyan bir yaklaşım göstermiş. Çok medeni bir şekilde. Giymiş bir tişört, poz vermiş. Bundan dolayı ahlak bekçileri linç ediyorlar çocuğu. Bu adam topluma mal olmuş, sporcu, Galatasaray gibi kulüpte oynuyor, bir fikri var. O fikrinde çıkıp kamuoyunda söyleme hakkı var. Kamuoyunu yönlendirme konusunda da bir sorumluluğu var. İnandığı şeylerle alakalı. Kimseyi şiddete teşvik etmiyor. Kimseyi kötü yola düşürmeye bir teşviki yok. Haksızlığa, hukuksuzluğa bir teşvik yok. Aksine barışa, sağduyuya, toleransa, ifade özgürlüğüne, bireysel hak ve özgürlüklere vurgu var. Ben Taylan Antalyalı'da kutluyorum. Taylan Antalyalı'nın arkasında duran, yanında duran, onu destekleyen, moral veren herkesi de tebrik ediyorum. Galatasaray Kulübü'nü de Remzi Samver miydi? Remzi Samver'in sözcülüğünde Galatasaray Kulübü de yapması gereken hareketi yapmıştır. Ve bunu yaparken ortaya konan üslup da işte bu minvalde kalmak lazım. İşte yok yarın öbür gün hakem hataları olunca bilmem ne diyecek Remzi Samver falan, oraya girme. Onu o zaman görürüz nasıl konuşulacağını. Ama bugün ortaya koyduğu ifade, içerik, bu içeriği dile getirme şekli, üslubu, tonlaması, ses tonu, seçtiği kelimeler. Biz diyor bir insanın kimliğine diyor saygı duymak için o kimlikten olmamız gerekmiyor diyor.
kadın hakları savunucusu. Kadın hakları savunucu olmaması kadın hakları savunucusu olmamız için bizim diyor kadın olmamıza ya da kız çocuğu sahip olmamıza gerek yoktur diyor. Kadın hakları insan hakkı olduğu için önemlidir. Erkek hakkından bir farkı olmaması gerektiği için kadın hakları önemlidir. Senin kızın var, annen var ya da sen kadınsın diye bu hakların peşinde koşman gerekmiyor. Senin hiç anneni kaybetmiş olabilirsin bir adam olarak. Çocuğun da erkek çocuğudur, kız çocuğun da yoktur. Sen o zaman kadın hakları seni ilgilendirmiyor mu? İnsan olan herkesi her şey ilgilendirir. İnsanlıkla ilgili her şey ilgilendirir. İnsan olmakla ilgili her şey ilgilendirir. Benim en sevdiğim şey bu konularda Albert Einstein'ın tanımıdır. Albert Einstein der ki, akıllı bir adam biliyorsunuz değil mi Einstein? Einstein der ki, insanları kimlikleriyle, dilleriyle, dinleriyle, ırklarıyla, kökenleriyle, mezhepleriyle 7-8 farklı kriteri ayırıyorlar diyor dünyada insanları. Bana göre diyor bunların hepsi boş. İnsan ikiye ayrılır diyor Albert Einstein. İyi insan, kötü insan. Cinsiyetiyle, diliyle, mezhebiyle, diniyle, ırkıyla, kökeniyle, bilmem nesiyle değil, kimliğiyle değil. Sadece iyi insan mı, kötü insan mı diye ayırırsın insanları, gerisi boştur diyor. Şimdi benim için en net, en mükemmel tanım bu. Tamam mı? Bunun gerisi hikaye. Bunun gerisi başka amaçlara hizmet eden, son derece insanı insan olmaktan çıkartan unsurlar. Ben tebrik ediyorum bir kez daha Samver'i. Çok güzel ifade etti. Galatasaray'ın duruşunu, Taylan Antalyalı'nın neden arkasında durduklarını, Taylan Antalyalı'nın ne yapmak istediğini, bunun ne kadar doğru bir hareket olduğunu, toplumun bu noktada bir sorgulama içine girmesi gerektiğini çok güzel ifade etti. Hatta diğer kulüplere de çağrıda bulundu bu evet, konuda. Evet, tabii bütün kulüpler bu şeyi göstermesi lazım, reaksiyonu. Bak bu iğrenç o Antalya'daki hadiseyle alakalı, çocuk istismarıyla alakalı evet. Şey kararı, tahliye kararına nasıl... Bütün kulüpler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Bursa, gördüm ben onları. Ajans hepsi, Spor'da hepsi paylaştı. Tamam, Elmalı davasıyla alakalı. Bu duruş gösterildi ve ne oldu? Bu duruş gösterildi, kamuoyu büyük bir reaksiyon ortaya koydu. Ne oldu şimdi? İnceleme başlatıldı. O mahkeme kararıyla ilgili inceleme başlatıldı. Ya sen bu adamları bırakacaksın da kimi tutacaksın? Herkesi bırak o zaman. Bundan daha aşağılık bir şey olabilir mi? Bunu nasıl bırakırsın sen? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu duruşu diğer konularda da gösterebilmek lazım. Ahlak bekçiliği, ve nerede ahlak bekçiliği yapıyoruz? Ahlak dediğin kavram bir kere ahlak, neye göre ahlak, kime göre ahlak? Senin ahlakın, başkasının ahlakı, ahlak değişken bir şey. Ha efendim toplumun belli şey, tamam var. Hiç kimse, ne diyoruz biz bireysel hak ve özgürlükler için ne diyoruz? Bir kişinin özgürlüğü başka bir bireyin, başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yere kadardır. Bu kadar ya. Çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz şey bu. Babam bana çocukken anlattığı şey, bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter. Ya bunu öğrensek yeter, anlıyor musun? Sana ne ya? Kim ne yapmak istiyorsa yapar. Kim ne istiyorsa yapar kendi özel hayatı. Herkes hayata bir kere geliyor. Bu hayatı herkes de kendisi adına istediği gibi seçim yapmak, istediği gibi yaşamak, istediği gibi düşünmek, istediği gibi oturmak, kalkmak hakkına da haizdir. Kimse kimsenin nasıl yaşayacağına karışamaz. Ta ki o kişi başka kişilerin haklarına, özgürlüklerine tecavüz edene kadar. Tamam mı? Toplum barışı budur. Toplumsal düzen dediğimiz şey budur. Medeniyet dediğimiz şey budur. Bunun ölçülerini iyi koymak lazım. Yoksa herkes kendi düşüncesini, herkes kendi ahlak anlayışını, herkes kendi yaşam tarzını bir başkasına dayatmaya çalışırsa, kendi anlayışını standart kabul ederek, o zaman o toplum yaşanmaz hale gelir. Ona medeniyet falan da denmez. Bizim bir kere toplum olarak bunu anlamamız lazım. Bu konuda da herkes farklı fikirde olabilir. Bu tartışılarak bu konular ortaya geldiğinde de bunlara verecek reaksiyonlarla beraber zaten su yolunu bulur ve olması gereken yere de gider o toplum. Tamam mı? Ama bu süreç böyle iterek, kakarak, döverek, asarak, keserek, tehdit ederek olmamalıdır yani. Çünkü bu toplum bir arada yaşıyor günün sonunda. Tamam mı? O yüzden barışçı, demokrat, medeni, her türlü tartışma mübahtır. Her türlü tartışma. Herkes de fikrini söylemeli ama orta yolda, doğru yolda yine barış içerisinde, huzur içerisinde saygı duyarak, empati kurarak, tolerans göstererek birbirimize bulmamız lazım. Bu noktada ben Taylan Antalya'yı bir kere daha kutluyorum. Galatasaray Kulübü'nü de tebrik ediyorum. Duruşundan ve Samver'in söylemlerinden dolayı. Elmalı olayı bambaşka bir olay ama
İşte toplumsal reaksiyonun ne kadar önemli olduğunu anlayalım. Bak toplum bu reaksiyonu ortaya koymasaydı sosyal medyasına vesaire, bunlar sessiz sedasız çıkıp gideceklerdi. Çıkıp gitmişlerdi bile zaten. Şimdi hala da dışarıdalar benim bildiğim kadarıyla bunlar. Ama bu da kötü işte, reaksiyon ama olunca şey, işin ama, ama işte dönmesi. Hayır ama çalışmıyorsa hukuk, eğer hukuk görevini yapmıyorsa toplum o zaman ne oldu şimdi? Adalet Bakanlığı da harekete geçmek zorunda. Aile Bakanlığı da harekete geçti. Herkes çalışmıyorsa sistem, sen harekete geçireceksin, reaksiyon vereceksin. Tepkini göstereceksin medeni bir şekilde, barışçı bir şekilde. Tepkini ortaya koyacaksın. Çalışmayan mekanizmaları çalışmak zorunda bırakacaksın. Bak Aile Bakanlığı da çalıştı şimdi bilmem herkes. Ne oldu bir anda ortalık? Niye? Toplum abi, halk. Halkın önünde hiçbir şey duramaz. Onun için halk uyanık olmalı. Halk reaksiyon göstermeli. Tepkisini barışçı, demokrat bir şekilde ortaya koyması lazım ki bizleri yönetenler ve karar verici pozisyonda olanlar da bir şeylerde eğer bir aymazlık, bir yanlışlık, bir şey varsa onlar da kendilerini çekeceğim versinler. Toplumda rol model pozisyonda olan insanlar da çekilmeden gayet yine barışçı bir şekilde çıkıp duruşlarını ortaya koymalılar ki insanlar da onlardan bakıp bir değerlendirme, bir sorgulama sürecine girsinler kendileri de. Taylan Antalyalı bugün bu hareketi yaparak bir duruş sergilemiştir. O belki insan, bazı insanların kafasında bu olaya bakışı belki biraz daha düşünmeye, o kalıplardan, dar kalıplardan çıkmaya belki de insanları sevk eder diye. Bir kişi bir kişi gider ya, bir kişi kazansan bir kişi. Yani herkes herkesin özgürlüğüne, bireysel tercihlerine saygı duymak zorundadır ya. Bu kadar basit. Bunu anlatmak lazım. Bir anlamaz, iki anlamaz, üç empati kurar, dört der ki evet der, yani mantıklı konuşuyorlar, ne var, ben illa öyle olmak zorunda değilim ki. Nasılsa düşünüyorsa, nasıl hissediyorsa onu da yaşasın adam der. Bana dokunmadıktan sonra bize ne ya başkasının hayatı? Senin hayatına karışılmasını sen ister misin? Böyle otur, böyle kalk, böyle giyin, böyle böyle yap, böyle yat, böyle kalk. Kimse istemez kendisine karışılmasını. O zaman sen de başkasına karışmayacaksın, değil mi? Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.57 saatlerimiz, saat başına kadar 2-3 dakikalık bir süremiz var. Galatasaray'dan girdik. Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver'in açıklamaları vardı. Taylan Antalyalı'yla ilgili ve kulüpteki genel işleyişle alakalı. Biliyorsunuz orada bir sürü AŞ var. İşte mağazacılık AŞ, televizyon AŞ. Buradaki yönetim kurulunda kimlerin atandığını dün açıkladı. Bu arada bir yandan kendisi konuşurken yönetim kurulu toplantısı da devam ediyordu. O oradan ayrılıp Galatasaray TV'ye çıkıp bu açıklamaları paylaştı. Oradaki atamaları söyledi. Basketbol AŞ kurulması söz konusu. Galatasaray aslında Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a teklif ettiği konulardan biriydi. Basketbolu işte kendi içine bir AŞ yapıp onun sorumluluğunu üstlenmek istediğini söylemişti Aziz Yıldırım, ama benzeri Galatasaray'dan gelecek. Genel kurulun onayına sunulacak ve sponsoru da hazır. NEF Galatasaray'da biliyorsunuz zaten bütün başkan adaylarıyla çalışacağını söylemişti. Onlar eğer onay çıkarsa genel kuruldan basketbolun sorumluluğunu üstlenecekler. Bakıyorum dünkü açıklamalardan yine ön plana çıkan kısımlara Galatasaray'da. Tabii bugün haberlerde Taylan'la ilgili şöyle haberler var. Sözleşme konusu, o da Galatasaray'ın en az kazanan futbolcularından biriydi. Ve yeni Burak Elmas yönetimiyle birlikte sözleşmesinde de bir iyileştirmeye gidileceği yazmış bugün Sabah gazetesinin haberlerinden biriydi. O da bir ameliyat oldu. Hatırlayacaksınız Euro 2020 sonrası kasık fıtığı vardı. O ameliyata girdi. Sezon başını kaçıracak sanıyorum ki. O dönene kadar da Aytaç Karan'ın o bölgede forma giymesi bekleniyor. Belki bir transfer daha yapılırsa oraya o isim de oynayabilir. Ama Taylan ilk etapta Galatasaray forması giyemeyecek.
Hatta haberin detayında da İtalyanların da yine yakından takip ettiği söyleniyor. Geçen sezon Taylan Antalya'da ama ligin ikinci yarısının ikinci bölümüyle birlikte tekrar forma giymeye başladı ve milli takıma kadar da yükselmişti. Bakalım yeni sezonu ne yaşayacak Taylan'ı da hep beraber göreceğiz. Evet, yeni saate girdik sabah sporunda. Telefon hattını bugün açmadık. Konular çoktu ama şimdi bu bölümde, bu kuşakta bir telefon, bir dinleyici de alalım. 0212 363 04 34 telefon numaramız bu. Bakalım sizin gündeminizde neler var. Bugün Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin transferinden bahsettik. Beşiktaş'tan bugün Sergen Yalçın'ın bir röportajı var Milliyet Gazetesi'nde. Dinleyicimizden sonra da ona bakacağız. Ersin'le ilgili bir şey yok ama, değil mi? Neyle ilgili? Ersin'le ilgili. Ersin Destanoğlu ile ilgili. Bugün görmedim gazetelerden. Bugün bir şey yok Ersin'le ilgili. Ben de görmedim. Evet. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Tokat'tan arıyorum. İsmim Mustafa Özdemir. Barış abi, Ali abi ve Mert abi. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Selamlar çok Tokat'a. Tekrardan düşürmeye. Aylardır arıyorum, düşüremedim. Ne güzel. Tokat'tan bir dinleyicimiz bağlandı. Kiraz zamanında düşüreydim. Yine Barış abi size paket yapıp gönderecektik ama düşüremedik. Sağ olun. Yemiş kadar olduk. Düşünmeniz yeter. Bizi düşünerek yiyin o güzel kirazları. Biz yemiş kadar oluruz. Hiç zahmet etmeyin. Teşekkür ediyoruz. Tanıyalım sizi de. Çiftçi misiniz? Ben yok. Ziraat mühendisiyim. Ziraat mühendisi. Tarım İl Müdürlüğü'nde. Çok güzel. Harika. Kahvaltı yaparken bir daha bir deneyeyim bakalım. İyi yaptınız. Her sabah dinliyorum zaten sizi de. İyi yaptınız, ne güzel. Kahvaltı yaparken bir deneyeyim dedim. Abi ben şeyle ilgili konuşacağım ya. Buyurun. Ya bir konu var, yani onu ben dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz bu iddiada bahisler artık genellikle %90'ı tek maç üzerinden yapılıyor. Evet. Çok güzel. Yani ben de iddia oynayan, kısa vadede ufak yollu oynayan biriyim. Canlı bahisle başladı bir şeyde tek evet, maç. Evet, canlı bahisle başladı da. Benim dile getirmek istediğim konu şu. Yani bir maça tek maç verip de bir onların, bir yirmilerin bence görülmemesini istiyorum. Yani bir yirmiye, bir ona, bir sekize, bir on ikiye bahis yapılmasının ben mantıksız olduğu. Çünkü sonuçta tek maç. Evet. Yani bir tane. En azından onların bandının 1.50'ye, 1.60'a çekilmesini öneriyorum. Bir de şu önerim var. Evet. Biliyorsunuz bahisler sürekli zaman, gün içerisinde aşağılı, yukarılı oynuyor. Oynuyor. Bunda da ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. Nasıl Barış abi? Mesela diyelim ki ben atıyorum X maçı 1.80'den aldım, oynadım. Evet. Akşam saatine kadar adam bir o da öbürü de 2.40'dan veyahut da 2.30'a kadar çıkıyor. O da ondan oynuyor. Ben bunda şunu öneriyorum. Yani önerim, sizce haklı mısınız, değil misiniz? Haklı mıyım, değil miyim? Bu yorumu alayım, size kapatacağım. Son oynanan bahise göre ödeme yapılmaz. Bu at yarışlarında olduğu gibi diyorsunuz. Evet, son ödenen bahise göre. At yarışlarında göre, öyledir. Açılan bahise göre ödemenin yapılmasını. Çünkü haksız rekabet oluyor. Aynı maçı ben de biliyorum. Ben alıyorum 1.80'den atıyorum 20 lira. O alıyor 2.30'dan atıyorum 35 lira, 15 lira. Yani örnek, bunu örnek olarak bırakanlar komik rakamlar da bunu örnek olarak anladım biliyorum. Anladım. Peki ben cevap vereceğim size. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok sağ olun. Size afiyet olsun. İyi kahvaltılar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere yine inşallah. Tokat'tan dinleyicilere teşekkür ediyoruz. Şimdi dedikleriyle alakalı bir iki bilgi vereyim. Tabii bahsettiği öneri olarak da hatta söylediği şey at yarışlarında öyledir. Mesela ganyanı, atların ganyanı siz oynarsınız. At ganyan oynanana göre değişir. En son kapanırken kaçsa siz ondan oynamış olursunuz. 1.50'den diyelim bir ata bahis yaptınız, ganyan oynadınız. 1.50 ama sonra 1.20'ye düştü. Kapanırken, yarış koşulmak üzereyken sizin 1.20 geçerli olur sizin için. 1.52 oynadınız değil. Bu böyle olmasını istiyor futbolda da. Şimdi bu mümkün değil futbolda. Dünyanın hiçbir yerinde futbol bahislerinde bu uygulama yapılmıyor. Burada bahis şirketleri, risk departmanları kendi kar marjlarına göre, ki bizim ülkemizde de yasal bahis prosedüründe devlete dolaylı ve doğrudan ödenen vergiler nedeniyle tabii ki biraz rekabet bizim aleyhimize. Bunu hep yıllardır konuştuğumuz bir konu bu. Buradaki kar marjını
biraz daha düşürürlerse bu otomatikman oranlara daha yüksek oranlar olarak yansıyor. Yol kat edildi ama tam istenilen yere gelmediğini de hepimiz görüyoruz, biliyoruz, söylüyoruz ama elimizden de bir şey gelmiyor bu konuda. Çünkü sonuçta bir vergiye tabi bir oyundan bahsediyoruz. Oranların düşük olması, yeterince iyi olmaması vesaire ama ne kadar yol kat ettiğimizde hani tek maç açılmış olması, bir sürü maça canlı bahis yapılabiliyor olması bunlar da tabii önemli. Bu oranların haksızlık yani işte biz 1.80'e oynadık 2'ye çıktı ya da 2'den oynadık 1.50'ye düştü. Şimdi bu o an itibariyle siz o oranlardan bir risk alıyorsunuz. Risk departmanı da bir risk alıyor size bu bahisi satan kuruluş da bir risk alıyor. Sonra bazı gelişmelerle maç saatine göre ve oynanan bahislerin yoğunluğuna göre oranlar değiştiriliyor. Mesela çok fazla ev sahibi takıma yüklenildiğinde ev sahibi takımın oranları düşüyor. Peki yüksek orandan oynayanın bir avantajı olması gerekmiyor mu bu durumda? Düştü oranla 1.50'den oynadım ben 1.25'e düştü. Sonra herkes oynadı ama ben öngörmüşüm. Ben herkesten önce öngörmüşüm ev sahibi takımın kazanacağını. Ben 1.50'den oynamışım ev sahibi takıma. Sonra gelişmeler olmuş. Başkaları da görmüşler ev sahibi takımın kazanacağını öngörmüşler. Herkes oynamaya başlamış. Oran 1.25'e düşmüş. Çünkü çok insan oynayınca risk departmanı bir ayarlama yapıyor. Doğal bu dünyanın her yerinde böyle. Peki ben 1.50'den aldım niye benim 1.25'e düşüyor? Ben herkesten önce gördüm. Onun bir değeri olması gerekmiyor mu? Siz tersini düşünüyorsunuz hep. Ben 1.50'den oynadım öbür 2'ye çıktı oran. 2'den oynadı yüksek oynadı benden. Tersi olduğunda ne olacak? Siz herkesten önce fark edip o orandan almışsınız. Sonra oran düşmüşsünüz. Elinizdeki kıymetlenmiş. İleriki aşamalarda bakın ileriki aşamalarda bu işin ideal düzeninde o aldığınızı satabilmeniz de gerekiyor. Bu ileriki aşamalar daha merkeziyetsizleştiğinde daha serbest piyasa ekonomisine dönüldüğünde mesela 1.80'den aldınız 1.50'ye düştü satıp para kazanabileceğiniz bir ortam. Bunlar da mümkündür yani bu işin tabiatında ama bunlar tabii ki regülasyonlarla alakalı olan konular. İleride bunlar da mümkün olabilir. Şimdi burada dinleyicimize katılmadığımı söyleyeyim. Yani o anki orandan oynadınız. Bu sizin lehinize de gelişebilir maç saatine doğru. Aleyhinize de. Ha, eğer siz çok bu kardeşim benim lehime de olmasın aleyhime de olmasın. Dinleyicimiz gibi düşünüyorsanız yani bu en son oran neyse ondan oynamış olmak istiyorum ben diyorsan o zaman bekleyeceksiniz son dakikaya kadar. Kimse sizi zorla maçtan bir gün evvel iki gün evvel oynatmaya itmiyor ki. O zaman bekleyeceksiniz. İlk 11'ler de belli olacak bir saat kala. Esami listeleri de açıklanacak. Kim sakat, kim cezalı, kim oynuyor, kim oynamıyor. En son kadroya bakacaksınız ilk 11'de. Var mı Ronaldo yok mu mesela? İşte onu bekleyeceksiniz. Ondan sonra artık o en son oranlar maç başından önce gideceksiniz, oynayacaksınız. Ondan sonra siz de böylece ama siz erken oynayıp ben önceden bu orandan alayım sonra bu oran düşebilir. Bu oran yüksek düşebilir diyorsanız onun da bir riski var. Düşebileceği gibi yukarı da gidebilir. Bu işi böyle değerlendirmek lazım. Dünyanın her yerinde de bu böyle. Dinleyicimiz bunu bilsin. Dinleyicimiz Batuhan, o da sponsorumuz iddiaya da bir öneride bulunmuş. Canlı bültene giren bütün maçların MBS 1 olmasını talep ediyor. MBS 2 maçlarla canlı oynuyoruz. Demiş. Haklı, bunun, öyle olması lazım. Haklı, çok haklı, çok yerinde bir talep. Bence değerlendirmesi lazım. Ben de içime yattı, sindi içim. Ben çok tabii oynamıyorum ama çok haklı zaman, bir talep. Çok haklı bir talep. Bence de getirmek istedim. Evet. İnşallah dikkate alınır. Evet, durum bu. Şimdi yine bir reklam aramız var. Reklam arasına gidelim. Sonrasında Sergen Yalçın'ın da Milliyet'e verdiği röportajdan satır başlarını sizlerle paylaşacağız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktarayım sizlere. Şu anda bir Bitcoin 305.343 TL'den işlem görmekte. 300 bin üzerine tutunduğunu görüyoruz son 24 saat içerisinde. TL bazlı tabii. Dolar bazlı da
Dün 36.500'lere kadar çıktı Bitcoin ama şu anda 35.053 dolardan işlem görmekte. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, iddia bölümündeyiz. Normalde tabii Euro 2020 karşılaşmalarının olduğu günlerde sizlere karşılaşmalar veriyoruz. Ama bugün tabii boş geçiriyor Euro 2020'de. Yarın da boş geçeceğiz. Perşembe günü de maç yok. Cuma'yla birlikte çeyrek final heyecanı başlayacak. O zaman tabii ki sizlere karşılaşmalar önereceğiz. Tabii Copa Amerika'da bir yandan devam ediyor. Euro 2020'de de maçlar oynanacak. Bu iki büyük turnuvadaki maçlara da iddia bayileri ve iddia.com üzerinden daha yüksek oranlarla oynayabilirsiniz. Bunu evet, paylaşmış. İskandinavya'da bu arada çok fazla sayıda maç var. Onu söyleyelim bugün. Hatta hani skala Güney Kore'den başlıyor. Norveç, Nijerya Premier Ligi'ne kadar gidiyor. Maçlara şöyle bir Finlandiya bakıyorum. Maç, liginde de maçlar var. Finlandiya alt liglerde B grubu, C grubu. Hani Finlandiya tabii üst liginde de minimum bahis sayısı 2 olan karşılaşmalar. Norveç'te en üst seviyede maçlar. Yani aslında hani kupon yapmak isteyene istemediği kadar da maç var. Hani yazın ortasında 30 Haziran'da bu kadar geniş bir bülten. Tabii çok zor bu maçlar, onu kabul etmek gerekiyor. Yani bu takımlar çoğunun ismini duymamışızdır. Ben bakıyorum çoğunun ismini duymamışım. Ben de bilmiyorum. O kesin. Ama yine de hani Norveç ve Finlandiya'nın en üst ligine minimum bahis sayısı 2 olsa da yine de kuponlar yapılabilir evet, diye düşünüyorum. Norveç'te en azından Bodø Glimt var, Molde var, Rosenborg. Hani Bodø Glimt de son sezonun şampiyonuydu. Söylemek lazım. Ve bu sezonda onlar yeni sezonda başlamışlar bayağıdır ya. Ben hiç tabii, takip etmiyorum. 11 maç yapmışlar. Tabii. Geçen sezonki gibi değil ama başlangıçları nispeten kötü. Şimdi Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın açıklamalarına bakacağız dedik. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ bir röportaj vermiş. Şunu diyor Sergen Yalçın. Sürekli 36 gündür niye imza atılmıyor diye konuşulmuştu. Fakat diyor ki biz iki kere bir araya geldik bu süreçte ve ikinci de anlaştık diyor. Diğer günlerde herkes gibi tatil yaptık. Sezonun yorgunluğunu atmaya çalıştık. Şimdi de imza attın mı diye soruyorlar. Beşiktaş ile imza zaten gönüllere atıldı. Bugün yarın kağıt üstünde de atarız demiş. Aslında anlaşma sağlandı. Bir fotoğraf karesi servis edildi sosyal medyaya. O da çok tartışıldı bu arada hani. Sitenin bahçesinde üçlü bir araya geliyor. Bir fotoğraf paylaşıyorlar. Hani hiçbir resmiyet, bir ciddiyet de yok denmişti. O dönem eleştirilmişti. Daha henüz resmi imza yok ama Sergen Yalçın problem olmadığını söylüyor. Fakat niye hala resmi imza da atılmamış onu da anlamak güç. Resmi imza artık işin detayı. Ona çok fazla takılmıyorum ama mesela Sergen Yalçın'ın söylediklerine de katılmıyorum. Yani diyor ki 35 gün sürmedi. Biz iki kere görüştük. İkinci de anlaştık. O zaman görüşseydiniz. Yani bu kadar basitse anlaşmanız. Yani Ahmet Nur Çebi cephesine göre de çok basit anlaşmaları. Sergen Yalçın cephesine de çok. Öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Öyle olmadığını biliyoruz. Şimdi artık iş bittikten sonra bunu da söylemeye gerek yok. Beşiktaş. Yani Beşiktaş da anlatmaya çalışıyor kendi derdini. Sergen Yalçın da anlatmaya çalışıyor kendi derdini. Ve ikisi tarafa göre de hiç sorunu yoktu. Bütün camiye kangren oldu. Herkes hayır. Sadece camia değil. Taraftarlar. Bütün futbol iklimi, bütün o şeyi herkes yayıncısı, muhabiri, gazetecisi, Beşiktaş taraftarı, kongre üyesi, bütün futbol kamuoyu halüsinasyon gördü. Evet, yani burada Sergen Yalçın istediği paralar, çok arada önce bir uçurum vardı. Uçurumun dışında, o para pazarlığının dışında Sergen Yalçın'ın istediği bir forvet transferi vardı. Buna bütçe ayırabilecek misiniz? Siz benimle bu pazarı yapıyorsunuz. Futbolcu ne olacak? Şu kadar paramız var, bu kadar paramız var. Transferi harcayacağız. Sonra bu transferlere nasıl karar vereceğiz noktasında bazı isim Beşiktaş yöneticilerinin bu işe karışmaması gerektiğini. Şu yöneticiler karışmayacaklar. Ben yapacağım bu transferleri. Onların getirdiği oyuncular değil. Benim istediğim oyuncular üzerinden bu iş dönecek. Özellikle şu isimlerin ben futbol şubesine, benim transfer politikama, oyuncularıma karışmasını istemiyorum da işin bir başka boyutuydu. Bunların hepsi bir arada telefon bürokrasisi. Buluşmalar olacaktı, buluşmalar ertelendi, telefonla devam etti. Mesajlaşmalar oldu, haber göndermeler oldu.
Başkan siz açıklayın o zaman, biz anlaşamadık diye, ben de biraz dinleneyim diye rest çekti Sergen Yalçın. Onun üzerine tekrar temaslar, aracılar vesaire. Ve bu bir süreç. Ya bunların hiçbiri olmamış. Hepimiz halüsinasyon görmüşüz gibi. Beşiktaş diyor ki çok kolay oldu. Ya iki kere buluştuk oldu. Ali'nin dediği gibi o zaman niye bu kadar sürdü? Evet, açıklamalardan devam edelim. Bir de bu arada bu haberler çıkarken kimse de yalanlamadı yani. Tabii. Hiç yalanlama da olmadı yani. Ben iyi bir kontrattan çok geniş ve güçlü bir kadro isterim. Tüm endişelerim bunun üzerineydi. Geçen sezon elde edilen başarıda herkesin emeği var ve yeni sezonda da yine hep birlikte başarının peşinden koşacağız. İyi bir kadronun yanında takımda pozitif havanın da olması çok önemli. Tıpkı geçen sezon takım içinde oluşan başarıya odaklı atmosfer gibi, yönetimimizle birlikte tüm planlarımız bu yönde demiş Sergen Yalçın. Bu da aslında o dönemdeki tespitlerimizin bence doğru olduğunu gösterir nitelikte bir cümle Sergen Yalçın'dan. Hakikaten kadro planlamasının da Sergen Yalçın'ın gelecek sene çalışıp çalışmayacağı yönünde etkili olacağını dile getirmiştik. O da aynısını söylemiş. Büyük takımların bu sene seyirci avantajı bir anlamda olacak ama bazen de dezavantajları olacak. Yalnız iyi oynayan, rüzgar arkasına alan takımda seyircisiyle beraber kabul etmek gerekir ki daha da etkili olacak. Ama işler kötü giderse büyük takımlarda seyirci faktörü biraz negatife dönebiliyor. Ama iyi başlayıp iyi giden, iyi mücadele eden, taraftarın beklediği oyunu oynamaya çalışan takımda kabul edelim ki o büyük statlarda taraftar gücüyle beraber fark yaratacak. Geçen sene Beşiktaş'ın hiç taraftar olmadan öyle bir oyun oynaması etkileyiciydi. Eğer aynı oyun devam edebilirse taraftarla beraber Beşiktaş iç sahada zaten iyiydi. Bayağı farklı bir noktaya çekebilir. Evet, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önümüzdeki sezon spor müsabakalarında belirli oranda ve belirli tedbirlerle elbette seyirci alınacağını söyledi. Zaten Avrupa Şampiyonası bunun bir hazırlığı, mesela uluslararası düzeyde bakarsak ligimizde de benzer gelişmeleri, evet, göreceğiz. Bu da sevindirici elbette. Kulüpler için de bir gelir kaynağı olacak tekrar. Maç günü biletler, loca satış gelirleri, belki alışverişler, bunlar biraz daha hareketlenecektir. Bu da dediğim gibi hem kulüpler için hem taraftar için de. Ya herkes için sevindirici. İşte, izleyenler hani, için de. Tabii dün işte İngiltere-Almanya maçında hakikaten ben tribünlerin tepkisini, tribünlerin doluluğunu, tribünlerin heyecanlığını görünce yani ne kadar sevdiğimi hatırladım futbol izlemeyi. Çünkü çok alıştırmıştı bu. Çıt çıkmıyor statlarda. Görüntü kötü bir görüntü. Alıştık ama bir sene içerisinde insan alışmıştı o görüntülere de. Hı-hı. Şimdi taraftarın dönüyor olması gelecek sene açısından en güzel faktörlerden biri. Evet, bu arada dünkü maç bir de seyircisiz olsaymış İngiltere-Almanya ne kadar daha kötü olur. Barış abi düşünemiyor. Bir de o zaman Barış abi neler söyleyecekti düşün. Seyircili bu öyleyse seyircisiz. Seyirciye lafımız yok. Evet. Seyirci baş tacı. Şimdi Sergen Yalçın'dan devam ediyorum. Sözleşmesi bitenleri bir kenarda tutarsak şu an 19 kişiyiz. Mevcut kadromuzu 6-7 takviye yapılırsa bizim gelecek sezon için ciddi eksiğimiz olmaz. Eksik bölgeleri mutlaka güçlendirmeliyiz. Yapılacak transferler konusunda yönetimimizle oturup daha detaylı şekilde konuşacağız demiş. 5 Temmuz'da sezonu açıyoruz. Kamp planlarımız hazır. Kadromuz en kısa sürede tamamlanmalı. Yeni sezona geçen seneki gibi sıkıntılı başlamak istemiyoruz demiş. Açıklamaları Sergen Yalçın'ın, evet, bu şekilde 19 kişiyiz diyor, 6-7 oyuncu lazım. Transferler kampa yetişmeyecektir. Tabii ki. Hatta ilk kamp değil, belki ikinci kampa bile yetişmeyecektir. Ama Beşiktaş'ın avantajı ilk Avrupa maçını Eylül'ün ortasında, ilk lig maçını da Ağustos'un ortasında oynayacak olması. 5 Temmuz Ağustos ortasına kadar ciddi bir süre var. Beşiktaş'ın da ve diğer kulüplerin de transferdeki ekonomik güçsüzlüğünü düşünürsen son günlerde biraz daha fırsat transferi kovalamaları da anlaşılabilir. Ama burada tabii detaylardan biri. Şimdi 14 yabancınız var. 8'i sahada, 6'sı yok ortada. 6'sına vereceğiniz parayı çok iyi ayarlamanız lazım. O oyuncuların standartı da biraz düşmeli bence. Hani yabancı dendiği anda herkes tüm yabancılardan takımı kurtarmasını bekliyor. Ancak biraz daha asker yabancılara dönüş olabilir. Yeni yabancı kuralıyla beraber neden asker yabancı diyorum? Çünkü yurt içinde o kadar fazla oyuncumuz yok. Kabul etmek gerekiyor. Oyuncumuz var ama o kadar fazla oyuncumuz yok. Bu durumda bazı yabancılar transfer edilecek. Bazı transferler yapılacak ama o transferler böyle takımların da kenarda bıraktığı zaman, tribünde bıraktığı zaman canını çok yakmayacak
maliyetlerde transferler olması gerektiğini düşünüyorum ben. Beşiktaş'ta ilk de şimdi sen yabancı kuralından girdin. 8 yabancı, yani ilk 11'de 3 yerli olması minimum gerekecek Beşiktaş'ın. Geçen sene ideal 11'e baktığımızda kalecisi yerliydi ve bu sezon Ersin Destanoğlu giderse yerine de mutlaka bir yerli kaleci tabii, transfer. Kalecinin yerli olması olmazsa olmaz gibi edilecek. Sol bekte Sakal oynadı uzun bir süre ama diğer isimlere bakınca sanki Rıdvan Yılmaz'ın orada şansı artıyor. Çünkü stoper ikilisi yabancıydı. Vida Wellington, sağ beki Rozier yabancıydı. Joseph Atiba ve yabancı işte Laiç Mensah genelde oynadı. Hani Dorukhan'da, Oğuzhan'da oynadığı oldu ama ağırlıklı yabancı. Sağ kanat Gezal, sol kanatların ileride de bu Bakart. Bakarsan 9 yabancıydı aslında. Beşiktaş sezonun büyük bir kısmında oynadı. Hatta ne 9'u? 10. Ben sol beki de Rıdvan gibi düşündüm. En sakalıysa 10 yabancıyla oynadı Beşiktaş ağırlıklı olarak. O yüzden hem sol bek Rıdvan'ın şansı yüksek. Kaleci kesinlikle yerli. Bir de artık bir bölge hangisi olur? Stoper mi, orta saha mı? Salih Uçan gelecek. Onu akıl alır bir iş değil. Düşün, bir teknik direktörsün, 11 yapıyorsun. Aa bir dakika, 3 tane yerli bulamadım. Evet, benim gibi böyle düşünmek zorunda. Yani benden kadar, daha çok düşünmek zorunda. Bu kadar futbolun ruhuna aykırı bir kural olamaz. Ama gelecek sene bunu da yaşayacağız. Evet, şimdi Salih Uçan dedik, resmileşmedi. Kenan Karaman beklenen futbolculardan biri, o da sonuçta milli takımımızın futbolcusu ki o da bu Euro 2020'deki performansıyla çok eleştiri topladı ve Beşiktaş taraftarı dudak büküyor benim gördüğüm Kenan Karaman'a. Yani Beşiktaş seviyesinde bir futbolcu olmadığını düşünüyorlar. Çok hani göze hoş gelen bir futbolu yok, çok teknik bir oyuncu değil. Daha çok işin mücadele kısmında var. Son vuruşları da çok taktik kötü, disiplin kısmında var. Evet, bu konularda çok iyi Kenan Karaman ama tabii taraftarın hoşuna gidecek biri değil. Özellikle dediğim gibi Euro 2020'de milli takım kötüydü. Kenan Karaman da kötüydü. Hazırlık maçlarında çok daha iyi görmüştük Kenan'ı. Onun Kenan da başlangıcı iyi, takım iyi gözükür, merak etmesin. Evet, Larin nasılsa eğer o sistem oturursa Beşiktaş'ta bence de Kenan Karaman çok fark yaratır. Çok da yönlü bir oyuncu. Hani ileri uçta da oynuyor, sağ kanatta da oynuyor, sol kanatta da oynuyor. Savunma kısmına da çok yardımcı. Ben de çok faydalı bir transfer olacağını düşünüyorum şu ana kadar. Takımlar aslında nokta atışı gidiyor gibi ellerindeki imkanlarla. Hani Fenerbahçe, Serdar Dursun bence güzel bir transfer. Böyle bir ortamda Kolker iyi transfer. Galatasaray işte yerli rotasyonun Alparslan gibi bir oyuncuyu aldı stopere. O bölgede sıkıntı yaşıyordu. Aytaç'ı aldı. İşte Salih Uçan, Kenan Karaman ismi geçenler ya da resmileşmek üzere olan oyunculardan bahsediyorum. Bence güzel gidiyorlar bu açıdan. Tabii yabancı olarak bir tek Kolker'ı sayıyoruz bu üç büyükler arasında, bitmeye yakın. Trabzon daha yabancılarda evet, hızlı giden taraf oldu. Onlar 4'te 4 yabancı başladılar. Dün de Marakamşik'le bir sözleşme imzalandı. Bir gün önce Koyta ile imzalandı. Üst üste transferleri açıkladılar. Ama bundan sonrası Trabzonspor'da da yerli üzerine gidecek. Şimdi Trabzonspor'daki 3 yerli kim olacak? Kaleci dışında. İki yerli oyuncuya daha ihtiyaç var. Evet, sol beki yabancı düşünürken şimdi mecburen yerliye döndüler bildiğim kadarıyla. Yani Trabzonspor'da da şimdi hani stoperler Hugo, Edgar Ye ikisini koy. Merkez orta sahaya Bakasetas'ı, Hamsi'yi koy. Yanına bir tane Berat var. Berat var. Hah, Berat İki. Güzel. İki. Berat. Sol beki yapabilirsin. Abdülkadir Ömür var eğer oynarsa. Ama o da işte Jervinho, Vakeme, Ekuban. Parmak var aynı bölgede. Ama hani Trabzonspor'un ileri hattında Abdülkadir Ömür'ün işi zor gözüküyor. Direkt 11 bazında söylüyorum evet, bunu. Evet, orada sol bek işte. Peki şey nasıl olacak? Maç başladı. Maç başladıktan sonra gene sahada her türlü 8 evet, yabancı 3 yerli olacak. Evet, oyuncu değişikliğinde de dikkat edecek. 9'a 2 olmayacak yani. Olacak, değil mi? Evet. O da saçma tabii ki ama işte bilmiyoruz. Yaşayıp tekrar yani görmek lazım. Sol bekin sakatlandığı zaman yedeği mesela Rıdvan'ın yedeği En Sakal'a ama sen sahada 8 yabancı 3 yerlisin, En Sakal'ı alamıyorsun. Ya Mert bak, mesela onu da, o dengeyi de ayarlamak lazım o zaman mantıken. Yani sol bekin yerliyse şimdi yerli olacak yedeği. Öyle yani, Trabzonspor için de geçerli. Evet. Yani Trabzonspor sol bekini yerli yaptı. Ondan sonra sol beki sakatlandı. Sol bekini yabancıysa yedeği onun sıkıntı. İşte sahada ama yeteri kadar yerlisi yoksa sıkıntı. Yoksa sahada 6 yabancı 5 yerliyse istediği kadar sakatlansa. Şu an zaten 14 tane yabancıları var. Sözleşmesi devam eden hani oyuncu sayısı daha da fazla. 14 yabancısı var.
Yani 14 yabancıya düşürecek de sözleşmesi de var, daha fazla oyuncu var. Dolayısıyla senin dediğin denklemi kurmak çok kolay değil. Evet. İlk sezonda. Biz işte şimdi kara kara düşünüyoruz. Hesap yapıyoruz kendimizi. Hayır, ve kendisi teknik adam yerine koyuyor. Doğasına ne kadar aykırı olacak? Diyorum ya, sol bekin sakatlanacak. Sen Abdülkadir Ömür'ü çıkarmak zorunda kalacaksın. Ya da oraya. Öyle bir şey yapmak zorunda kalacaksın. Yerli almak zorunda kalacaksın. Yani orada stoperini belki sol bek yapacaksın. Ya da sağ bekini yerliyse yedeği onu koyacaksın oraya. Ama asıl sol bekin forma girmeyecek. Ya da çift değişiklik yapacaksın. Kapatmak için. Hani bir tane yabancı çıkarıp başka bir pozisyona yerli alacaksın. Çift değişiklik de kurtarabilirsin. Ama yine gerek var mı? Yani hiç bunları düşünmeye şimdi. Biz de burada çözüm arıyoruz bu tarz durumlarda ne yapılır diye. İşte ne kadar saçma olduğunu zaten daha oynanmadan maçlar burada göstermiş olduk. O bakımdan hakikaten şimdi sadece 3 yerli değil, senin dediğin noktaya geliyor. Biraz daha teknik direktörlerin elinin rahatlaması için kadroda İlk 11 seviyesinde oynayabilecek, bana sorarsan hani şu az önce konuştuğumuz problemleri yaşamamak için 5 yerli lazım. Evet, Fenerbahçe yerli lazım. Bu açıdan mesela sezonu çok yerliyle bitirdi. Hatırla kadroyu, hani 6-7 hatta 7 yerlinin oynadığı dönemler olmuştur diye tahmin ediyorum. Kalecisi Altay, işte sol bek Caner, sağ bek Nazım, Gökhan, stoperlerden biri Serdar, İrfan Can var, Mert Hakan oynadığı, işte bunlar yerli. Tabii sayısı çok rahatlatır teknik adamı. Fenerbahçe en rahat olacak takım. Galatasaray'da bu transferlerle rahatlar biraz. Özellikle evet. Alparslan formayı kapabilirse. Aynen, orada Donk ya da Luyendama yerine direkt oynarsa. Galatasaray'ın dezavantajı yabancı kaleci olması. Evet. Ama yani şu an içim karardı. Demin tribünlerden yeni sezondan bahsederken mutluydum. Hı-hı. Şimdi bu özellikle oyuncu değiştirme kısmında futbolun yine doğasına aykırı saçma işler göreceğiz ne yazık ki. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Son bölümdeyiz. 9.37. Hüseyin Sarı isimli dinleyicimiz demiş ki yayınlar. Galatasaray da yerli açısından iyi demiş. Ömer Bayram, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Alparslan, Aytaç var. Taylan'ı zaten ben ekleyebilirim bu isimlere. İşte hangisini gözün kapalı 11'e yazarsın? Mesela Emre Akbaba geçen sezon içerisinde ayrılıyor gibi gözüken bir oyuncuyken, yani kendi sosyal medyasından Galatasaray'la ilgili yaptığı fedakarlıkları paylaşmak zorunda bırakılan bir oyuncuyken sezon sonundaki performansıyla kendine yer buldu. Emre Kılınç beklenti kabul edelim daha yüksekti ama o da sezon içerisinde formasını kaybetti. Ömer Bayram keza formasını kaybetti. Emre formasını kaybetti. Şimdi Galatasaray'da evet yerli oyuncular var ama gözün kapalı 11'de oynar diyebileceğin yerli hangisi? Asıl soru o. Şöyle gidelim. Kaleden gidelim. Kalede Muslera olacak. Sağ bekte Yeddin olacak. İkisi yabancı. Markağan'ın yeri garanti. 3. Yanına Alparslan Adi koyalım stoper olarak. Sol bekte şu an Emre Taşdemir var. Ömer Bayram merkez değerlendiriyor. Bence yabancı bir sol bek gelecek. Galatasaray'a da yerli bilmiyorum alternatif olur mu ama yabancı diyelim bence. Galatasaray'ın geri beşinin 4'ü yabancı. Taylan 6 numarada oynar. Diyelim. 2. 8 numara transferi için Gedson Fernandes halen konuşuluyor. Yine yabancı bir isim oraya tahminen gelecektir Galatasaray'da. Onun haricinde kanatlara bakalım. Feghouli duruyor hala Galatasaray'da. Bilmiyorum onu düşünecek mi Fatih Terim. Kerem Aktürkoğlu düzenli 11 oyuncusu olur mu? Aslında olmalı. Yani bu şartlarda daha da olmalı gibi gözüküyor. Kerem Aktürkoğlu'ya 3 yazalım bir kanada. Diğer kanada Onyekuru'nun hala istendiğini okuyorum. Ama mesela bugün gazetede bir haber vardı. Belki görmüşsünüz. Kenan Karaman'la Galatasaray'ın ilgilendiği haberi var. Hı-hı. Yani Kenan Karaman olursa mesela biraz eli rahatlar. Evet. Hadi bir kanadı hocam. Yabancı diyelim. Bir kanadı yerli, bir kanadı yabancı diyelim. İleri ucu zaten yabancı. Mustafa Muhammed. Falcao duruyor. Cagne geri dönecek. Bir aksilik olmazsa. 10 numarada Emre Kılınç ya da Emre Akbaba ya da 2-8'den biri olarak değerlendirirsek bir yerli olabilir. Nispeten hani 4 oyuncu Galatasaray'da yazabiliyorsunuz. Bence hala yanında bir soru işareti var. Hı-hı. Bu yazdığın oyuncuların.
Hani bu yazdığın oyuncuları dördünü de 11'e yazabilecek biri olabileceği gibi dördünü de 11'e yeterli bulmayan isimler olabilir. Fenerbahçe pek öyle değil ama. Mesela Fenerbahçe'de direkt olarak yazıyorsun. Tabii Fenerbahçe'yi bir numaraya koyuyorum evet. Zaten. Fenerbahçe o konuda diğerlerinin ama Galatasaray'da, yani Beşiktaş'ta da büyük aslında bilinmezlik var. Galatasaray'da ikiye koyarım ama işte. Beşiktaş'tan evet, daha evet, önde olduğunu evet. Düşünüyorum. Yerli. Çünkü Galatasaray'da opsiyon fazla. Evet. Hani şimdi bu dördünü koymazsın, ikisini koyarsın gene elini rahatlatırsın. Aynen. Beşiktaş'ta şimdi Beşiktaş'ı da tekrar açayım önüme. Mesela Dorukhan gidiyor. Yok Beşiktaş'ta yok şu an. Evet önemli bir kayıp. O yüzden işte. Kenan Karaman transferi Beşiktaş açısından kritik gözüküyor. Evet. Yerli hı? Konusunda elini rahatlatma. Umut Dayır geri döndü. Düşünülmüyor. Güven Yalçın ilk 11 için düşünülmez tahminen. İşte Kartal Yılmaz geri dönüyor. Yok. Necip Uysal. Hayır. Erdoğan Kaya var. Stoper. Yok. O da ilk 11 seviyesi için düşünülmez. Bilal Ceylan. Burkan tekrar Beşiktaş'ta. Gibi olması Avrupa'dan lazım. Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan 26 yaşındaki oyuncu kulübe haber gönderdi. Euro 2000'in sorması sonrası diyordu. Ahmet Nurçev bir daha görüşürüz diyordu. Ama yok. Gökhan Töre kalacak büyük ihtimalle. Onun sözleşmesi bitiyor ama Sergen Alçın. O da tabii rotasyon. Direkt ilk 11 için değil. İlk 11'i zorlayabilecek. Evet. Beşiktaş'ta sayamıyoruz. Yani Dorukhan olsa onu zorlayabilirdik. Ama o da gidiyor. Bir kaleci diyorsun. İki sol bek diyorsun. O bile sol soru işareti. Aslında evet. Yani yedek. O bile yedek. Soru işareti. Peki. Salih Uçan işte orada. Aynen Salih Uçan. Düzenli oynarsa ikiyi Salih Uçan yazıyorsun. Merkez orta sahada. Kaleci artı Salih Uçan şu an Beşiktaş'ta tablo bu. Peki o zaman da şu soru aklıma geliyor. Atiba da kalacak bir sene daha. Form grafiği düşük değil. Joseph var. O zaman on numara konusunda da bir ilgisi var. Alex Teixeira ya da başka bir oyuncu düşünülüyor. Orada da Salih de belki yine oynayamayabilir aslında ilk 11. Bakarsan yani Atiba işte Joseph yabancı tarz, on numara diyebilirsin. Yabancı kuralıyla ilgili bu tarz problemler ortaya çıkıyor direkt olarak. Evet. Çünkü yani, Atiba sen merkez orta sahayı Joseph Salih Uçan Atiba yaptığın anda on numaraya bu sefer yerin kalmıyor. On numaraya yerin kalmıyor. İşte Atiba hani yaşı itibariyle daha az forma giyecek dersen o zaman Atiba'yı rotasyon oyuncusu yapıp gelecek 10 numarayı aynen. İlk 11'e monte ediyorsun. Tamam bu bir formül ama Atiba formayı kapar. Yani Atiba bir yerde. Düşünüldüğü gibi olmaz. Gerçi futbola da ilgili o Lineker'in sözü sonunda hep Almanlar kazanıyor demişti ama evet. Olmadı dün mesela değişti. Atiba da bir yerde gidecek yani bu sene mi olur ondan sonraki sene mi bilemem ama o da yerini kaybedecek. Şimdi gazetelere baktığımda bir de Kaan Ayhan ismi tabii bu kuralla birlikte bu milli takımdaki işte Türkiye'ye transfer olabilecek futbolculara da transfer teklifleri gidiyor. Galatasaray geçen sene de ilgilendi Kaan Ayhan'la. Ben ilk Kaan Ayhan'ın peşinden giderdim. Niye çok yönlü çok? Tabii. Birçok yerde yani, sağ bek oynar. Stoper oynar, ön libero oynar. Hı-hı. Şimdi öyle olduğu anda bu saçma yabancı kuralında senin elini en fazla rahatlatacak oyunculardan bir tanesi Kaan Ayhan. Bir de ayrı bir değerini söyleyeyim sana. Savunma yönelik hep. Şimdi normalde biliyorsun bizim hücum tarafları hep yabancı. Dolayısıyla yerli tarafının daha çok savunmada olması gerekiyor elini rahatlaması için. O yüzden Kaan Ayhan yani şu an pırlanta altın, özür dilerim Bitcoin. Barış abi duymasın. Evet. Yani Kaan Ayhan o kadar değerli. Bitcoin kadar değerli Kaan Ayhan. Evet, bu tarz kuralların olduğu liglerde işte Ukrayna'ya bak. Hep Brezilyalılar genelde ön tarafsız. Antrefor, on numara, kanat oyuncusu. Oynayanlar stoper ikilisi. İşte defansa yönelik orta saha. Bunlar hep yerli olarak kullanılıyor, değerlendiriliyor. Kaan Ayhan'da böyle bir avantajı var ama onun da mesela Orhan Uluca'nın onunla ilgili analizine baktığımda aslında ikili de çok zorlandığını tam üçlünün sağ stoperi gibi olduğunu söylemişti. Dörtlü oynadığımızda Kaan Ayhan gerçekten kötü sinyaller verdi. Şöyle Kaan Ayhan'ı stoper olarak transfer etmezsin. Atıyorum. Sağ bek. Önceliğini sağ bek verirsin. Tabii oyuncuyla da konuşmak lazım. Kendisini hangi mevkide daha rahat hissediyor diye. Ya da işte defansif orta saha olarak düşünürsün Kaan Ayhan'ı. Mecbur kalırsan onu stoper oynatırsın. Ama sana çok büyük rahatlık verir bu saçma yabancı kuralında. Çünkü öteki türlü hani saha içerisindeki kaydırmaları az önce senin söylediğin gibi belki oyuncu çıkartıp alarak yapman gerekirken tabii. Kaan Ayhan'lı bir ya da Kaan Ayhan tarzı farklı mevkilerde oynayabilen yerli oyuncularla beraber onu saha içerisinde yani Kaan Ayhan'ı defansif orta saha başlattığı bir mücadele sağ beke çekerek gene futbolun doğasına aykırı ama en azından bir çözüm sana bu düzende. Evet Galatasaray bir de Keçiören Gücü'nden Barış Alper Yılmaz'la bildiğiniz gibi anlaşmak üzere kulüp başkanı açıklama yapmıştı. Fakat orada takasta gidecek isimle ilgili bir anlaşmazlık. Evet Salim Dün başkanı bağladı. Evet. Konuştu. Başkan dedi ki
2-3 gün öncesine göre bir gelişme yok. Ama aynen senin dediğin işte oyuncular konuşuluyor. Ali Yavuz Kolu istemişler. Evet. Galatasaray Fatih'e vermek istememiş. Olmamış. Ama o çözülmeyecek bir problem değil bence. Basit yani birkaç güne halledilebilecek bir problem gibi gözüküyor. Galatasaray o transferde yapacak bir kanat oyuncusu olduğunu söyleyelim. Kerem Aktürkoğlu gibi aynı etkiyi yaratır mı bilinmez ama çok şeyler vaat ettiği de söyleniyor. Galatasaray'da yerli rotasyonu böylelikle bu transfer döneminde de geliştirmiş oluyor. Sondayız artık. Bitirdik 9.45 saatlerimiz. Bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörüyle ilgili çok konuşamadık. Ama çünkü belli olan bir şey yok. Gazetelerde de çok yeni bir gelişme görmediğim için paylaşmadım. Petković. Ney? Petković yazmışlar. İsmişle. Yani şeyde yazıyorlar. Yani Fonseca. Petković'i öyle yazmamışlardır ya. Yok yok, onda o da sürpriz isim ortaya çıkıyor. Yani, o da var ben da. Sanki İsviçre analizi ben Petković gördüm. Yok, geç okumadım bile. Yani, Petković. Sürpriz aday olarak göstermişler. Bir o yoktu zaten. Yani Dalić. Üstünde durdurma. Dalić'le bir görüşme olduğu bilgileri var. Hırvatistan'da elenince. Şimdi siz geçen tweet attınız. Dün yoktu. Evet, soramadık. Evet. Zlatko Dalić. Aynen. Diğer böyle bir görüşme tweet olmuş. Evet. Hı-hı. Yani şimdi tabii Ali Koç doğrudan kendisi yürütüyor. O yüzden çok bilmek mümkün değil ama bir takım temaslar var. Yani Slaven Bilic'le sürekli görüşülüyor. Dalić'le bir görüşme oldu. Ve tabii ortaya atılan yeni isimler de var. Eski isimler var, Fonseca gibi. Bir de yeni isimler var. Löw ve Petković. Bunlar da niye oluyor? İşte elenen milli takımın hocası gündeme geliyor. Ama Zlatko Dalić'le daha önce bir temas vardı zaten. Tekrar bir temas olduğu söyleniyor. Bu arada tabii Löw ve Petković ne kadar yakıştırma, ne kadar doğrudur hiçbir fikrim yok. Ama Almanya elendi Löw. İsviçre'de Petković şu anda çok revaçta. Ama ben çok açıkçası bu isimlerden ziyade sanki bana Fonseca, Dalić, Slaven Bilic arasında gibi geliyor. Ama hiçbir fikrimiz yok açıkçası. Madem Euro 2020'den... Yani fikrimiz yok derken neye karar verecekleriyle ilgili fikrimiz yok. Madem Euro 2020'den gidiyoruz, hani Petković, ben olsam Danimarka'nın hocasına giderim, Yulman'a mesela. Petković'e gideceğime atıyorum yani, ben yakıştıracaksam bir de ben böyle yakıştırayım. Danimarka hocasını ben tavsiye ediyorum. Görüşmüşler mi? Bilmiyorum, görüşebilirler belki. Ben çok beğeniyorum gerçekten. Yarın sürpriz aday olarak yazılarda okuyabilirsin. Gerçekten ben etkilendim. Taktik olarak takımı yazılaması, futbolcularla diyaloğu, maçındaki hamleleri, takımı böyle bir bütünlük sergilemesi vesaire. Gerçekten iyi işler yaptı. Gözüküyor turnuvada. Petkoviç'ten bence çok daha iyi yönetti şu ana kadar takımını. Benim gördüğüm bu. Evet, bitirdik bugünlük programı. Yarın sabah yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertür, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.